Sevgili İlker Şahin, astrolojinin prensi dedik biz bir ay önceden. Bu yılı bir masaya yatıralım ne olur ya, gün gün bu yılı bir masaya yatıralım, neler olacak ve enlerini, bu yılın enlerini bir konuşalım istedik. İşte o gece bu gece. Şimdi bu birazdan söyleyeceklerim seçim astrolojisi dediğimiz, yani election astroloji ya da zamanın kalitesini seçmekle ilgili bilgiler olacak. Bir iş başlatırken ya da bir girişim yaparken en uygun zamanlardan bahsedeceğim sizlere. Bu yıl içerisinde ne vakit, yani nasıl pozisyon almalıyız? Bunları eğer not alırsanız, eğer yayının sonuna kadar söylediğim tarihler. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar astrolojide. Teknik olarak kaderin çalışma prensibi şöyle çalışıyor kader. Öncelikle kaderin çalışma prensibini anlarsak eğer, bu söyleyeceklerimi daha iyi bir şekilde mantıklı olarak kavrayacaksınız. Kader şaplak etkisiyle çalışıyor arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar, annenizin karnından doğdunuz, doktor kordon bağını kesti ve kıçınıza bir şaplak attığı an kaderiniz başlamış oluyor. Bulunduğunuz anın kalitesine göre bir karakter alıyorsunuz ve bu karakter ömür boyunca sizin geliştirmekle yükümlü olduğunuz bir sorumluluk haline geliyor ve aslında siz doğduğunuz an, yani doktorun size poponuzdan şaplak attığı an, ilk ınga dediğimiz an, işte o ilk nefes aldığınız, yani annenizden koptuğunuz ve ilk kez nefes aldığınız an, o an sizin aslında karakterinizi belirliyor. Bir potansiyel yüklüyorsa zamanın kalitesi ve bu yüklemiş olduğu potansiyel sizin ömür boyunca geliştirmek zorunda olduğunuz bir sorumluluk haline geliyor. Bir projeniz oluyor yani. Aslında bu hayata bir proje olarak doğdunuz. Projeniz şu. Projeniz sizsiniz arkadaşlar. Yani kendinizi geliştirmek. Herkes doğduğu andaki kaliteye göre. Çünkü bir de an zamanın kalitesi var. Hani şöyle diyeyim. İşte buna kader diyoruz, hani işte ya mesela kimileri doğuştan işte ne bileyim mühendis oluyor. Çok kafası çalışıyor. Kiminin el becerileri çok iyi, kiminin diksiyonu çok güzel, kiminin işte daha başka meziyetleri var, değişik potansiyelleri var. Ondan sonra tabii ki bazı insanlar suç potansiyeliyle doğuyor. Biz bunu kriminal astrolojide kategorik olarak inceliyoruz. Suça meyillilik. Ondan sonra aslında doğduğu andaki potansiyele göre baktığımızda kişinin durumu belli. Ama tabii ki kişi henüz daha suç işlemedi veya durum daha henüz olmadı. Ama bu potansiyel var. Dolayısıyla onu yaptığı anda kader diyor ki, evrensel karma, evrensel prensipler diyor ki evet, potansiyelini kullandı. Ya da potansiyeliyle savaştı, bunu yapmadı ama yapabilirdi. Yapma potansiyeli vardı. İşte evrensel hukuk, evrensel polisler, işte melekler, nasıl inanıyorsanız artık, bir sürü bizi kontrol eden bir şebeke var arkadaşlar. İlahi bir şebeke. Dolayısıyla bu şebeke yani bu şebeke bizi sürekli kullanıyor ve zamanın kalitesinde o doğduğumuz ilk andaki durumu, nasıl yaşadığımızı, nasıl geliştirdiğimizi. Aslında o zaman herkesin bir yükümlülüğü var. Yükümlülüğü şu: sen karakterini ölene kadar, son nefesine kadar, ilk aldığın andan son nefese kadar en kaliteli şekilde iletmek zorundasın. Yani karakteri teslim etmek zorundasın. Aslında bu bir ilahi oyun. Oyuna hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, Squid Game gibi. Şimdi burada, işte hepimiz puzzle parçaları değil mi? Ay. Evet. Burada arkadaşlar, bu oyunda doğduğumuz anı her ne kadar şu andaki mantıkla baktığımızda seçememiş olsak da, seçememiş olmuş gibi gözüksek de, aslında doğduğunuz anı siz seçmiştiniz. Şimdi burada ama tabii ki hafızanız yerinde değil ve bu konuyu hatırlamıyorsunuz. Bunu son nefesinizi verdikten sonra ne demek istediklerimizi, ne demek istediğimi anlayacaksınız. Burada ama o zaman iş işten geçmiş olacak. Tabii şu anda işte Allah bunu anlatmak için ezoterik bilgiler gönderdi. Yetmedi, dedi bunu belki herkes kavrayamaz. Din gönderdi. Yetmedi, başka şeyler gönderdi. Peygamberler, bir sürü şeylerle bizi, bak dedi ki, hatırlatıcılar gönderdi. Yani bize
anlayabileceğimiz gibi konuyla ilgili aslında bir ilahi bir oyunun içindeyiz. İlahi bir matematiksel bir algoritmanın içindeyiz. Aynı şu anda Metaverse dedikleri şeyin içindeyiz zaten biz. Hani diyorlar ya Metaverse. Evet. Biz Metaverse'deyiz. Yani Metaverse'in içine Metaverse yapmaya çalışıyorlar. Bir tane daha. Yani bu şey gibi ya, böyle rüya içinde rüya görmek gibi bir şey. Şimdi Metaverse projelerden de bahsedeyim mi? Ya bu yayında siz sorun ben cevaplayayım ama şey var, hani size zamanı kalitesinden daha çok bahsedeceğim. Gelecekte yalnız size çok önemli tiyolar vereceğim. Çok önemli şeyler. Bunların hepsi astrolojiye dayalı arkadaşlar. Astroloji bir yorum, bir öngörü sanatı. O gezegenlerin algoritmalarını, sembollerini düşünerek yorum yapıyoruz arkadaşlar. Burada işte 5 majör açıya göre işte trine, sekstil, kare, karşıt vesaire gibi kombinasyonlara göre gelecekte ne olabileceğini buradan tahmin etmeye çalışıyoruz. Astroloji bunu tahmin etme sanatı, yorumlama sanatı diyebilirim. Şimdi zamanın kalitesine gelince, şaplak etkisiyle başlıyordu ya arkadaşlar. Evet, ondan sonrası bizi çok heyecanlandırıyor. Ne oluyor, şaplağı yiyoruz. İşte kader şaplak etkisiyle başlıyordu ya arkadaşlar. Şaplak etkisiyle başlıyor. Evet. İşte şimdi bir anlam vereceğim. Evet, siz doğduğunuz anda doktorun şu dakika bana şaplak atmasını istiyorum deme hakkınız yoktu ama şu anda başlattığınız projelerde şaplak atma yetkiniz var. Aslında yetkiniz var. Bu konuyla ilgili eğer bu söylediğim vakitleri dikkate alarak iş başlatırken mesela bunları kullanırsanız burada avantajlı çıkarsınız. Ben astrolojiyi bu alanda çok kullanıyorum. Özellikle önemli projelerimi, önemli girişimlerimi zamanı kalitesine göre planlıyorum. Ondan sonra bunu hayatımda bir prensip haline getirdim. Ve son 5 yıldır astroloji ilgilendiğimden beri de bu noktada hatta bazen proje yok mesela. Kafamda bir şey yok. Ama bakıyorum orada bir açı var. Jüpiter, Uranüs trinesi var. Ya oraya doğru gidiyoruz mesela. Atıyorum mesela 2 ay sonra. Ama elimde proje. Yani ben bir şey yapmıyorum. Boş boş oturuyorum. Ya da normal işlerim devam ediyor. Ama gökyüzünde görüyorum Jüpiter, Uranüs'e trineye gidiyor. Diyorum ki ben bir şey yapmalıyım. Yani beni teşvik ediyor arkadaşlar. Hani oraya doğru ittiriyor. Dolayısıyla şey var. Hani bir tabiri caizse laf meclisten dışarı. Ya da bunu kendim için söylüyorum. Yani eşeğin aklına karpuz kabuğu getirmek. Yani burada arkadaşlar yani şöyle. Burada o anı görüyorsunuz ya. Diyorsunuz ki ya ben bunu yapayım. Ya bir şey yapayım. Yapmak istiyorsun yani. Çünkü neden? Kaliteyi görüyorsun. Kalite süper bir yere gidiyor. Ondan sonra orada yaptığın işte bir kaliteye ulaşacak. Bak aynı bu bilmiyorum hiç böyle tatilde tramplenden havuza atladınız mı? Aynı bunun gibi. O tramplene yaklaşma mesafesi, zıplama ve oradaki fizik kuralları çok önemli. Yani zıplayabilmeniz için. Aynı şekilde bu evrende, dünyada yaşarken de aynı o tramplenden zıplama anı var arkadaşlar. O tramplene girişiniz, oradaki fizik kuvvet ve zıplama ağırlığınız ve zıplayacağınız mesafe ve sizin ağırlığınızla ilgili. Hani bakın burada bile bir fizik var. Kaderde de fizik çalışıyor arkadaşlar. Allah kesinlikle ve kesinlikle bilimsel olmayan hiçbir şey yaratmıyor. Şimdi burada zamanın bir kalitesi var. Bu zamanın kalitesi frekans, rezonans bazında bir kalitesi var. Yani rezonans aslında evrenin temeli. Yani bu evren tamamen aslında baktığımız zaman bir frekanstan zaten şu anda mesela baktığımız zaman kuantum bilimciler şu an Newton bilimi artık çöpe atıldı ve kuantum biliminden bahsediyorlar insanlar. Metaverse'den bahsediyor insanlar artık. Yani oraya doğru gidiyoruz. Yani görmediğimiz şeyler de var. Rezonansı siz göremezsiniz. Frekansı göremezsiniz ama maddenin en işte diyorlardı işte elektrondu işte maddenin atomdu şöyle yapısı var şöyle moleküler. Hepsi bakın çöp oldu. Ne diyorlar? Arkadaşlar madde bir frekanstır. Şimdi buradan bakarsak eğer arkadaşlar zamanda bir kalite var. Aynı şekilde frekans yani evren bizi aslında Allah ya da sistem ya da ilahi güç ya da God ya da adına ne diyorsan artık sen kurmuş olduğu düzenin içerisinde bir matematik var. Bu matematik algoritma gezegenlerin birbiriyle yapmış olduğu müzikal yani oradaki o kare
Oradaki o nereye gidiyorsak aslında sen o anda ivmeyle başlatırsan sonuç orada ona eşit oluyor. Yani başlattığınız anda aslında sonuç belli arkadaşlar. Herhangi bir iş. Olasılık olarak belli. Potansiyel olarak belli. Yani sen Jüpiter Uranüs'e kare giderken bir ticari işletme açıyorsan zaten batacaksın. Ben sana net söyleyeyim. Dolayısıyla yani başlattığınız andaki kalite çok önemli. Nereye gidiyorsa gökyüzü seni oraya sürükleyecek çünkü. Çünkü aynı sen nasıl doktordan bir işte anneden doktor seni ayırdı, göbek kordonunu kesti ve kıçına şaplığa vurdu. O an kader nasıl şaplık etkisiyle çalışıyor? Aynı şekilde arkadaşlar işte senin başlattığın iş de böyle. Yani başlattığın an gökyüzünde nasıl bir pozisyon varsa seni orada bir seni orada bir girdaba sokuyor ve projeni oraya doğru götürüyor. Aynı bu aslında bir yelkenlinin rüzgara karşı ya da rüzgara ters bir şekilde yelken açmasına benziyor. Yani sen rüzgar seni açarken pozisyonunu düzgün ayarlayamazsan yelkenliği kullanamayacağın gibi bu bir fizik kuralıdır. Kullanamazsın. Dolayısıyla aynı şekilde hayatta da böyle. Bu hayatta gemisini yürüten kaptan olmak istiyorsan o yelkenlinin ya da o rüzgarın seni nasıl etkileyeceğini bilmen gerekiyor. Rüzgarı görebiliyor musun? Göremiyorsun. Ama bunu bilmen gerekiyor. Şimdi işte hayat da böyle. Astrolojik olarak bize bu tarz bir fırsat sunuyor aslında. Bu bir fırsat. Astrologlar bunu çok kullanırlar. Özellikle benim öğrencilerimde en sevdiği konudur bu konu. Zamanın kalitesi. Çünkü ben Eksantrik İlimler Akademisi bünyesinde verdiğim eğitimlerde de kişisel gelişim üzerine kullanılmasını istiyorum astrolojinin. Yani bir burç yorumcusu olmak istemiyorum. Farkındaysanız beni içinizde eskilerden takip eden arkadaşlarım varsa eğer ben böyle çok burç yorumu yapan biri değilim. Ya da burç yorumu üzerine pek fazla bir zaman harcamıyorum. Çünkü ben zamanın kalitesi üzerine daha çok ondan sonra odaklanmış biriyim. Seçimsel astroloji bu benim çok finansal astroloji, seçim astrolojisi. Bu tarz konular yani kişisel gelişim. Yani ben bu geleceği öngörebileceğim ama benim işime yaramadı. Değiştiremeyeceğim bir kadere ben inanmak istemiyorum. Yani ya da öğrensem ne olacak ki? Yani değiştiremiyorsam niye öğreniyorum o zaman? Dolayısıyla değiştirebileceğim bir kader var diyerekten ben burada şu an sizlere bilgiler vereceğim arkadaşlar. Evet, şimdi bu yılı size ay ay inceleyeceğim. Pardon, geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Şimdi sorular geliyor. Sevgili İlker Şahin de dedi ki yani burç boyutunda hani ben burç boyutunda çok şey yapmak istemiyorum. Mesela şimdi ikizler yazmışlar, aslan yazmışlar. Şimdi bunları geçelim. Genel anlamda biz yılı şöyle dedik ki hani önce bir şey söyleyebilir miyim? Arkadaşlar ben sizlere şu anda söyleyeceklerim burç üstü bir şey. Yani zamanda kaliteden bilgi vereceğim. Eğer not alırsanız o tarihleri en çok kazandıran tarih, en çok kayba sürükleyen tarih, en çok böyle burunlu kaos stres dolu tarihler. Ondan sonra bunlardan bahsedeceğim. Bunları eğer not alırsanız yayının sonuna kadar. Ay ay. Dolayısıyla bir kendinize astrolojik ajanda oluşturur. Bu ajanda ben zaten kullanıyorum. Benim öğrencilerim kullanıyor. Buradaki amacım, bu gece sizlere zaman ayırmamın nedeni benim kullanmış olduğum, benim bana fayda veren bu bilgi sizin de bir işinize yarasın amacımdayım. O yüzden benim burç yorumu değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Okey. Şahane. Bana biraz sitem ediyorlar. Ya bana sitem etmeyin. Bak, üçüncü doz aşımı da oldum. Kolum da çok ağrıyor. Şaplığa yedikten sonra bunlar oldu. Evet, bu ne geçeyim? Ocak ayından başlayalım mı? Haydi başlayalım. Üç ay mı gidelim? Ne derse? Ya da tamamen sana bırakıyorum. Nasıl istersen öyle yapalım. Ben Ocak ayında sizleri hızlı değerlendireceğim zaten. Yani gidelim daha akılda kalır. Ajandanızı açın arkadaşlar. Ocak ayı arkadaşlar başında Venüs retrosu olan
ve 14 Ocak'ta Merkür retrosuyla devam eden ve sonuna kadar da iki gezegen, özellikle Merkür ve Venüs'ün retro olduğu bir Ocak ayı yaşayacağız. Dolayısıyla Ocak ayı içerisinde girişim yapabilmemiz için güzel bir tarih yok. Yani ne yapacağız peki? Ocak ayında hiçbir şey yapmayacağız mı? Arkadaşlar, önemli bir proje başlatmamanızı tavsiye ediyorum. Bu da astrolojik olarak. Bu söylediklerim teknik olarak. Merkür ve Venüs'ün retro olduğu, yani geri pozisyonda olduğu bir anda bir eylem başlatılmaz. Ancak burada geçmişten kalan bir konuyu, geçmişten gelen bir konuyu sonuca ulaştırmak adına, bakın geçmiş diye altını çiziyorum. Yani size geçmişten kalan bir konu var. Bunu yapmadınız ya da siz bir yere başvurdunuz ama sizi aramadılar. Ama bugün ya da bu Ocak ayı içerisinde bu başvurunuzu ya da bu konudaki gündemi netleştirebilirsiniz. İnsanları edebilirsiniz ama geçmişte olan bir konuyla ilgili, özellikle diksiyon ve zihinsel konularda ya da iletişim gerektiren konularda, özellikle arkadaşlar burada baktığımız zaman arkadaşlar Ocak ayında daha çok 3 Ocak, 26 Ocak bu konularla ilgili kullanabiliriz. Ama burada dediğim gibi yeni girişimler bizi geri geri besleyecek. Sürekli hata yapma potansiyeliniz var yeni işlerde ama eski işlerde. Yani geçmişte yarım bıraktığınız işleri tamamlama konusunda gerçekten güzel bir zamanlama sunuyor. Ben de mesela uzun zamandır, 2 yıldır üzerinde çalıştığım 6 ciltlik özellikle astroloji teknikleri üzerine bir kitap çalışmam var. 2 senedir üzerinde çalışıyoruz. Bu kitap çalışmalarımı şu an sonuca bağlamaya çalışıyorum. Çünkü 2 yıldır çalıştığım bir projeyi sonuca bağlamak için çalışıyorum. Bakın, Ocak ayı için. Burada Ocak ayı içerisinde Jüpiter karmik dekaresi var, özellikle 3 Ocak'ta. Bu özellikle akademi, okul gibi veya seyahatle ilgili problemler çıkartabilir. Özellikle 3 Ocak'tan sonra böyle seyahat işlerini bırakmamız gerekiyor daha çok. Bunu ya da görüşmelerimizi ondan sonra, ama bu görüşmelerin eski konularla ilgili olması gerekiyor. Eski konularla ilgili olması gerekiyor. Ha? Yarım işler tamamlanıyor. Evet, yarım işler tamamlanıyor. Burada baktığımız zaman mesela örnek Nihal Hanım'la bu programı yapmak için bile biz bir ay önce görüşmüştük. Evet. Ondan ve bugün tamamlıyoruz. Evet. Yani. Aynen öyle. Ama mesela bugün beni Nihal Hanım aramış olsaydı, bugün bir görüşme yapalım mı deseydi, ben Şubat sonunda yapmak ya da Ocak sonunda yapmak isterdim. Çünkü yeni aramış olacaktı beni. Yani beni yeni birisi ararsa ben tüm görüşmelerimi tehir ediyorum arkadaşlar. Ocak ayı içerisinde yeni görüşme yapmıyorum. Ya da yeni birileriyle önemli anlaşmalar, önemli görüşmeler. Ama eskiden kalan görüşmelerimi, verdiğim sözleri yerine getiriyorum. Ocak ayını daha çok bu konuda kullanabiliriz. Ocak ayının içerisinde özellikle arkadaşlar 18 Ocak tarihini vurguluyorum. 18 Ocak tarihi çok riskli bir tarih. Ve yine 23 Ocak tarihi çok alavere, dalavereli bir tarih. Yani böyle aldatmacaların çok olacağı bir tarih. 23 Ocak, 18 Ocak krizlerle dolu bir tarih diyebilirim. Özellikle buralarda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Merkür 4 Şubat'a kadar retro. 4 Şubat'tan sonra Şubat ayında çok güzel bir potansiyel var. Öncelikle Şubat ayı güzel olacak. 4 Şubat'tan sonra Merkür düze geçiyor. Arkadaşlar ve Mars 4 Şubat itibariyle Mars Jüpiter trine, Mars Uranüs trine 8 Şubat, Mars Uranüs trine 8 Şubat, yine Plüto ve Merkür düğümlere üçgen, karmik üçgenler var ve Jüpiter Uranüs sekstil 18 Şubat, yani Şubat ayını komple girişim yapmak için kullanabiliriz ama özellikle 25 Şubat'ı işaretliyor. 25 Şubat'ta önemli anlaşmalar yapmamalıyız. Çünkü bu anlaşma iptal gibi. 25 Şubat'ta arkadaşlar Merkür Uranüs karesi var. Bu özellikle bize yapmış olduğumuz bir anlaşmada fiyasko. Aniden iptal. Ya da yapacağımız bir seyahatin ertelenmesi ya da bir toplantının tehir edilmesi gibi gündemler. 25 Şubat'ta böyle bir enerji var.
Ondan sonra diyebilirim ama Şubat gerçekten güzel bir tarih. Yani girişim yapmak için güzel bir tarih. Özellikle burada Mars, Uranüs 8 Şubat ekstrem işler için. Mesela Mars, Uranüs Trinity 8 Şubat ben burada bir yazılımla ilgili bir yazılım üzerinde çalışıyoruz. Astroloji bir program, bir yazılım üzerinde çalışıyoruz. Mesela 8 Şubat gibi bu konuyla ilgili resmi prosedürleri başlatmayı düşünüyorum. Ondan sonra 8 Şubat'ta Mars Uranüs trinesi ve Mars Jüpiter sekstili var ve Merkür düğümlere çok güzel olumlu açılar getiriyor. Plüto da düğümlere çok güzel bir karmik üçgen. Ve üstüne Jüpiter Uranüs sekstili var. Yani güzel bir Şubat ayı var. Ha, bu güzellik piyasaların aniden yükselişine, altın fiyatları, kripto paralarda ani hareketlenmelere sebep olabilir. Ancak kripto paralarla ilgili sizlere yayınlarında da belirtiyorum. Yani 18 Ocak, 14 Ocak'tan sonra kripto paralarda hareketlilikler olacak. Yukarı doğru çıkışlar olacak. Bu köprüden sonra çıkış kapısı gibi. Hani köprüden önceki son çıkış kapısı gibi. Arkadaşlar, mahsur kalan, kripto paralarda mahsur kalan arkadaşlar, özellikle 14 Ocak böyle Şubat'ın ilk haftaları 15 gün falan oradaki yükselişlerden kar ederek kripto paralardan Mart ve Nisan aylarında kripto paralarda olmamalarını tavsiye ediyorum. Özellikle buralarda çok ciddi dipler olacak. Mart'la Nisan ayı değil mi? Evet yani Şubat'a güvenmeyin. İçeride olan arkadaşlar kar alıp çıkmaları için köprüden çıkış kapısı diyorum ben oraya. Yani Ocak ayının 14'ünden sonra başlar ama bu kalıcı bir yükseliş değil. Ondan sonra sadece dediğim gibi arkadaşlar çökmeden önce, yani ben bunu teknik olarak anlatıyorum YouTube kanalımda grafikleri göstererek, sağ omuz oldu, sol omuz oldu, sağ omuz bekliyoruz. Yani Bitcoin'in grafiğinde OBO dediğimiz formasyon var. Dolayısıyla 2 saniye. Çok özür dilerim, bölüyorum. 2 saniye ekrandan ayrılmak zorundayım. Çünkü kedi dışarıya çıkmak istiyor. Kızım da salonun kapısını kapattı. Sen devam et, hemen geliyorum. Çok özür diliyorum. Tamamdır. Şimdi burada arkadaşlar yani biz burada Şubat ayını kişisel olarak değerlendirebiliriz. Bu aksiyon enerjisini değerlendirebiliriz arkadaşlar Şubat ayını. Özellikle diyorum bakın 4, 12, 15, 18, 28 Şubat'ta önemli girişimlerde yine Şubat'ın en çok kazandıran tarihi 15 ve 18 olarak işaretliyorum. 15 ve 18 Şubat'ta çok önemli peak bir enerji var. Böyle yukarı doğru çıkartabilir. Dolayısıyla yapacağımız işlerde özellikle 15-18 Şubat bizim yapacağımız işleri aniden yukarı çıkartacak bir evrensel etkiye bağlı. Nasıl ki güneş enerjisini geçiriyorsak Satürn'ün enerjisine, Jüpiter'in enerjisini de insanlara katkı sağlayan bir enerjiye çevirebiliyoruz arkadaşlar. İşte yani bir kendimizi katkı sağlayacak bir duruma çevirebiliyoruz. Evrenin etinden sütünden faydalanabiliyoruz arkadaşlar. Sadece güneş enerjisi değil, Satürn enerjisini de kullanabiliyoruz. Jüpiter'in enerjisini de kullanabiliyoruz. Kadersel olarak. Buna kader diyor. Ama bu bir yani bu bir böyle bir algoritma var. Tamam mı? Astroloji bilimiyle bunu inceliyoruz işte. Özellikle 25 Şubat'ta iptal diyorum. Yani 25 Şubat'ta iptal etmek için bir görüşmeyi aniden sonlandırmak, birinden aniden ayrılmak, istifa etmek için 25 Şubat güzel bir tarih. Yani koparsanız bir daha geri gelmeyeceksiniz. Yani bilin ben bu işi yapmıyorum derseniz eğer, 25 Şubat'ta yapmıyorum dediğiniz bir şeyi sizin önünüze bir daha geri koyan olmayacak. Dolayısıyla kesip atabileceksiniz. Merkür-Uranüs karesinden dolayı söylüyorum bunu. Çünkü 25 Şubat'ta bir Merkür-Uranüs karemiz var arkadaşlar. Burada baktığımda Mart ayına doğru girdiğimde Mart ayında arkadaşlar çok fazla olumsuz etkiler var. Şimdi hem olumlu hem olumsuz durumlardan bahsetmeye çalışacağım. Özellikle Mart ayının en güzel dönemi ne zaman derseniz eğer, şayet Mart ayının en güzel dönemi 1 Mart. Bunun dışındaki Mart ayındaki tüm etkileri çöpe atabiliriz. Mart ayı dert ayı zaten. Mart ayı arkadaşlar sıkıntılı bir ay olacak. Özellikle kripto paralarda teklemeler,
aşağıya doğru çok ciddi çakılışlar. Altın piyasasında yükselişler, ondan sonra gümüş piyasasında çok ciddi yükselişler, enflasyon, sıkıntı, kriz, her türlü şey var. Hatta arkadaşlar Nisan ayına doğru böyle bir virüs daha var galiba. İnşallah olmaz. Bu umarım yani şöyle söyleyeyim, Satürn Mars kavuşumlarımız var arkadaşlar 11 Nisan'da. Oraya geleceğim şimdi birazdan. Mart ayına gelelim. Mart ayı dediğim gibi arkadaşlar bir kere 6 Mart sakat bir tarih. Özellikle kilitlenmek. Verdiğiniz bir sözü tutamamış olabilirsiniz. Özellikle 6 Mart'ta bununla yüzleşebilirsiniz. 6 Mart'ta özellikle bir söz vermeyin ya da 6 Mart'ta yaparız demeyin ya da bir yere seyahat etmeye çalışmayın. 6 Mart'ta muhtemelen iptal edilecek olaylar var. Zihinsel olarak zor durumda kalabilirsiniz. Diksiyonel olarak, iletişimsel olarak zor durumda kalabilirsiniz. Burada yine Venüs-Uranüs karesi var 19 Mart. Özellikle burada yapacağınız girişimler sizi şok etkisiyle aşağıya çakacaktır. Venüs-Uranüs karesi 19 Mart. 19 Mart'ta yapacağınız girişimler sizi maddi kazanç değil de maddi zarara sürükler. Boşuna yatırımdır. Dikkatli olmalısınız. Özellikle Mars-Uranüs karesi 22 Mart çok ekstrem çakılışlar. Bu tarihin dikkat 19-22 ve yine 30 Mart arkadaşlar 28 Mart çok riskli tarihler. Venüs'ün karmik de karesi. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Mesela sen 28 Mart'ta bir işe başlarsan finansal anlamda kilitleneceksin. Yetersiz gelecek. Yani finansal durumun o işi ayakta tutmak için yani yeni başlattıysan eğer diyelim ki sen 22 Mart'ta bir iş başlattın. Finansal olarak çok ciddi girdabın içine girebilir ve çok ciddi paralar harcayabilirsin ve elinde ucunda hiçbir şey kalmayabilir ve bu iş boz çıkabilir. Yani. Burada dikkatli olmanız gerekiyor. Mart ayı çok net olacak arkadaşlar. Hiçbir yanıltıcı etki yok. Yani böyle net yani. Net. Net kriz var onu söyleyeyim. Hani acaba falan yok. Yine burada en çok kayba sürükleyen tarih arkadaşlar 19 ve 30 Mart. Yani Mart'ta sadece 1 Mart güzel diyebilirim yani size. Ya 17 Mart'ta da güzel etkiler var. Merkür Uranüs sekstil ama işe yaramıyor arkadaşlar. Yani 17 Mart'taki etki 19 Mart'taki Venüs Uranüs karesiyle zaten örtbas ediliyor yani. Dolayısıyla bu yani Mart ayında çok ciddi girişimler yani anlaşmalar yapabiliriz. Yani anlaşmalar, sözel, diksiyonel, konuşmalar, çok önemli görüşmeler, çok önemli bilgiler öğrenebiliriz. Okula kayıt olabiliriz. Ama girişim yapamayız. Yani maddi içerikli girişimler yapamazsınız Mart ayında. Mahkemeler ne olur? Nasıl? Mahkemeler ne olur? Mahkemeyle ilgili mahkeme Satürn tamam problemli. Mahkemelerle ilgili Mart ayında girişimler yapılabilir. Tamam. Başvuru, yazışma, iletişim, diksiyon, toplantı, öğretmenlik, okul çok güzel. Ama arkadaşlar para gerektiren işler diyorum bakın. Para riske ediyorsanız paranızı boşuna riske edersiniz. Tamam mı? Yani daha çok Merkür kullanabileceğiz yani Mart ayında. Yani Merkür kullanabiliyoruz. Özellikle 17 Mart'ta çok böyle muhteşem bir zihin çalışıyor yani onu söyleyeyim. İnsanlar çok ekstrem projeler buluyorlar. Muhteşem fikirler üretiyorlar falan ama üretebiliyoruz ama gel gelelim para biraz sıkıntılı. Gökyüzünde para yok. Gökyüzünde yoksa zaten yeryüzünde de yok. Yeryüzünde şimdi de yok. Burada Nisan ayına geçtiğimizde Nisan ayında arkadaşlar özellikle iki tane tarih söylüyorum 7 ve 12. Bu tarihlere dikkat etmeniz gerekiyor. 7 Nisan ve 12 Nisan'da şu anlamda dikkat edeceksiniz. Olumsuz veya olumlu demiyorum. Şu anlamda. 7 ve 12 Nisan'da gerçekten emin misiniz? Size şimdiden soruyorum. Oraya not alın. 7 ve 12 Nisan'da yapmayı düşündüğün o şey için gerçekten emin misin? Çünkü yanılıyor olabilirsin. Gerçekten bütün her şeyi hesapladığına emin olmalısın. 7 Nisan ve 12 Nisan'da gerçekten bütün her şeyi hesapladığına emin misin? Sana hiçbir şey yapma demiyorum. Güzel tarih, güzel
sürprizler var bugün Nisan ayında ama 7 ve 12 Nisan için özellikle vurguluyorum. Gerçekten emin misin? Çok önemli. Çünkü yanılıyor olabilirsin. Çünkü Merkür'ün ve Güneş'in 7 ve 12 Nisan'da düğümlere 150'lik açısı var. Ve bu bir kriz gerektirir. Ve bu bir bunalım. Bu bir yanlış anlama. Bu bir yanlış anlaşılma. Bu görünmezlik. Bu bir plansızlıktır. Dolayısıyla 150'lik açılar balık etkisiyle çalışacağı için bir böyle planlamadığınız bir şeyler olabilir. Free bir şeyler ortaya, serbest bir şekilde ortaya çıkabilir ve sorunlarla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Bunun yanında, evet, Nisan ayında bu yılın, hatta arkadaşlar son 100 yılın, yani son 100 yılın en berbat tarihi var arkadaşlar. Bu Nisan ayında son 100 yılın en berbat ikinci tarihi diye. Bir tanesi... Bir şey söyleyeceğim. Pardon, evet. Pardon. Gün olarak söyleyeceksin onu, değil mi? Gün olarak söyleyeceksin onu. Gün olarak söyleyeceğim şimdi. Ve içerikte ne olabilir onu da söyleyeceğim. Şimdi burada arkadaşlar Nisan ayının içerisinde özellikle girişimlerimizi şimdi arkadaşlar önce kötü olanları söyleyeyim. Yani bu yıl içerisinde son 100 yılın ikinci en kötü tarihi var. Çünkü bir tanesi 2020 Mart'taydı. Mart. Satürn'ün Kova burcunda ikinci kez kavuşumu var. Arkadaşlar Satürn ve Mars 2 yılda bir kavuşum yaparlar. Astrolojik olarak ancak aynı burca denk gelmez. Bu oldukça zor bir olasılık. Dolayısıyla ama bu yıl, yani bu 2 yılda arkadaşlar bunu aynı burç üzerinde yapacaklar. En son korona çıkmıştı hatırlarsanız. Ben bu 5 ile 11 Nisan arasında bir virüs daha olabilir diyorum. Ya da bilmiyorum, bir sorun var. Çok ciddi bir şekilde. Otorite zor durumda. Aynı zamanda karmik tekare Satürn ve Mars karmik tekare ve bu para akslarında. Ben burada çok büyük bir ekonomik kriz bekliyorum. Ama öyle böyle değil. Yani kara perşembeyi falan unut. Bu kriz 28 Mart'tan geliyor aslında. Yani aslında Mart ayından geliyor. Yani bu Mart ayında o dediğim kötü tarihler, Venüs Uranüs kareleri Nisan ayına geldi ve burada lokomotif tıkandı. Ben burada Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle çok ciddi bir zorlanma ekonomik olarak bu Şubat ayından sonra Amerika'nın çok zor duruma düşüyor. Hani diyeceksiniz Türkiye ne olur? Türkiye'yi boş ver. Amerika ya bir şey olursa cümleten dünyaya bir şey olur arkadaşlar. Onu söyleyeyim çünkü tüm dünya dolar üzerinden işliyor. Şimdi burada merkez üstü diyelim ona ya. Merkez üstünde oluyor olanlara. Amerika'ya vuruyor direkt. Dolayısıyla burada arkadaşlar dolar arkadaşlar. Dolara ne olur? Bir kere ben bu yıl dolarda, yani Amerika'da çok ciddi bir, yani mesela altın karşısında doların değer kaybettiğini görebilirim. Çünkü doları neyle ölçüyorsunuz? Hiçbir şeyle ölçemiyorsunuz değil mi? Dolar her şeyin üzerinde. Ama öyle değil. Bu yıl öyle olmadığını anlayacaksınız. Bu yıl altın dolara rest çekecek. Yani ons fiyatlar artmaya başlayacak. Bugün yılın ilk günü ve ons fiyat 1814 direnci kırıldı. Altın 1814 direncini kırdı. Hedefi ne? 3000 dolar ilk başlangıç, haftalık çanak ve kurt kırıldı şu anda. Teknik analizde şu an bunu görebilirsiniz eğer bakarsanız, eğer anlayanlar varsa. Sizlere yayınlarımda, YouTube yayınlarımda bunlardan bahsediyorum görsellerle. O çanak kırıldı bugün. Yani 1814 direnci kırıldı. Dolayısıyla bu aylarca sürecek olan, yıllarca sürecek olan bir altın dolar kavgasına. Yani diyeceksiniz ki şimdi daha basarlar, daha fazla basarlar. Basamazlar. Çünkü neden? Doları basamazlar artık. Neden? Enflasyon almış, yürümüş. Düşünebiliyor musunuz? Amerika'da enflasyon var. Düşünebiliyor musunuz yani? Hani biz sadece enflasyonu Türkiye'de görüyoruz. Türkiye'de enflasyon var. Türk parası kaybediyor. Şöyle oldu, böyle oldu. Ya arkadaş, sen asıl enflasyonu şurada gör. Çin elindeki rezervi bir bozarsa, dolar rezervini bir bozarsa Nisan ayında, sen asıl enflasyonu o zaman gör. Çünkü Çin'de
da özellikle burada bir savaşma, bir itişme göreceksiniz. Dolayısıyla ben kağıt paraların hiçbirine güvenmeyin. Dolara güvenmeyin bu kadar. Dolayısıyla en güvenilir yatırım aracı uzun vadeli altını elinizde tutmanızı, yani ben tutuyorum. Siz daha o bir kötü tavsiyeye giriyor. Ama sen sanal altından bahsetmiyorsun bak. Eldeki altından bahsediyorsun. Yastık altı diyorsun. Değil mi? Tabii ki. Ben özellikle diyorum bu ki banka ben kağıtların hiçbirine güvenmeyin diyorum. Arsa bakın arsa alın. Alacaksanız kağıtsa eğer mesela bazı arkadaşlara soruyor bankadan mı alalım? Ya banka mı kalmış bu arkadaş? Amerika Federal Reserve iflas etmiş, sen bankadan altın almayı düşünüyorsun ya. Bak FED battı. Evet. FED'in batmasından bahsediyoruz. Ya FED battıktan sonra sen ya ne, yani kim takar Yalova Kaymakamı'nın odaklarına? Dolayısıyla dünyanın ekonomik sistemi değişecek. O yüzden arkadaşlar bu anlamda ben de geliyorum bir saniye. Tamam. Benim de kedilerim var ve evet kedilerim kapıda durup bana bakıyor. Kapıyı açar mısın? Değil ki de bir giriyor bir çıkıyor bir giriyor. Aynen onlar çok böyle temiz canlılar. Bir de böyle çok fazla gezenti. Akşamları çok gezmeye başlıyor. Evet. Amerika'nın batmasından bahsediyoruz yıl sonunda. Hala elinizde dolar tutuyorsanız ciddi yani risk altındasınız. Onu söyleyeyim Nisan ayından sonra. O yüzden burada dolar yeniden o seviyelere gelecek. Gelir yani ama güvenmeyin arkadaşım. Güvenmeyin yani. Dolara bu kadar güvenmeyin. Euro'yu da soruyorlar ama. Nasıl? Hep dolar diyorsunuz hocam. Euro ile ilgili bir şey demiyorsunuz diyorlar. Euro'yu kim takar? Dolar gittikten sonra euro mu kalır? Dolar zaten mi? Yani dolar öldükten sonra euro muro kalmaz. Bütün para bir sistemi değişecek. Bakın. Bütün ya bana bazı arkadaşlar sterlin soran var. Sterlin. Gerçi sterlin gerçekten çok önemli tedbirler aldı. O ayrı mevzu ama hani bakmamak için. Gerçeği korudu kendine. Dolayısıyla ama her gelelim sterlin bile zordur arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Yani dikkatli olun. Para birimlerine güvenmeyin. Para birimlerine. Tamam mı? Paraya güvenmeyin. Paraya. Tamam mı? Ne, malınızı nasıl koruyacaksınız? Altın, gümüş, arsa evde alınabilir. Ama ben açıkçası betona karşıyım. Kişisel olarak 10 yıllık bir yani 10 yılda kafana düşüyor mal. Yani ben bir yatırımcı olarak ev yatırımının mantıksız olduğunu düşünüyorum. Neden? Eğer ihtiyacım varsa tabii ki ev al. Ama şimdi arkadaşım sen bir yatırımcıysan paranı betona gömmek istemezsin. Yani yatırımcı kafası böyle değildir. Tamam mı? Çünkü neden? İkinci ele düşüyor ev. Satarken. Bunu asla unutmayın. Tamam tamam. Mutlaka kazanırsınız ama onun yerine arsanız olsa arsa olsa sıfır mal gibi gidiyor. Sıfır mal gibi. Çünkü üstünde işlem yapılmamış. Yani ev planınızı beğenmeyebilirler. Evinizin planını beğenmeyebilirler. Boyasını beğenmeyebilirler. Dinlenmesini beğenmeyebilirler. Satamayabilirsiniz. Risktir yani ev. Dolayısıyla ama İleride alsat yapabilme stratejisi bakımından ben ev yerine emlak olarak arsa öneriyorum. Yani arsa en güzeli çünkü temiz. Yani mutlaka daha fazla katlı yanı var. Aynı şey gibi ya altın mı alalım gümüş mü? Ya ikisi de güzel ama gümüş daha fazla kaldıraç elde edecek. Yani gümüşün kaldıracı daha fazla. Yani şöyle altın 5000 lira yapacaksa gramı gümüş, yani mesela altın 10x yapacaksa gümüş 50x yapacak. Wow. Kaldırak. Tamam mı? Çünkü neden? Burada bir, gümüşün yani gümüşle altın aynı zamanda sanayide de kullanılıyor. Bilgisayar sanayisinde kullanılıyor. Dolayısıyla da önümüzde teknolojik günler var da teknolojik yatırımlar var. Ve buralarda altın ve gümüşü de kullanıyor olacaklar. Zaten gelecekte yani 2024 yılından sonra zaten fiziki altın alamayacaksınız. Dijital altın alacaksınız yani. Blockchain. Geleceğin zaten metaverse ve blockchain'den de bahsedeceğim sizlere.
Şimdi gelelim. Bakın burada baktığımız zaman arkadaşlar Nisan ayında özellikle arkadaşlar 5 Nisan, 11 Nisan'ı işaretliyorum. Tamam mı? Otoriteyle restleşmek için. Merkür Satürn karesi 24 Nisan. Otoriteye istifa etmek için. Rest çekmek için. 24 Nisan'da evet bunu yapabilirsiniz. Ama yani ben tabii ki insanların uzlaşması taraftarıyım. Ama bir işten ayrılmak istiyorsanız 24 Nisan gerçekten koparıcı bir etki. Yani hani burada ben bırakıyorum dediğinizde geri dönmeyeceksiniz. Yine aynı şekilde özellikle karmik dekarisi ve Satürn Mars kavuşumu 11 Nisan, 5 Nisan, 11 Nisan arası tamamen iptal. Burada çok ciddi bir kriz, çok ciddi yeni bir virüs, çok ciddi yasaklar, çok ciddi ekonomik bir kriz ve çok ciddi bir problemle karşı karşıyayız. O yüzden mesela burada peki Nisan'da hiç mi girişim yapmayalım? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. 18 Nisan'da güzel bir tarih var. 18 Nisan yani Nisan'ın içerisinde 18 ve 26 Nisan'ı kullanabiliriz arkadaşlar. Yine önemli bir anlaşma, önemli bir seyahat planı ile ilgili. Özellikle arkadaşlar 27 Nisan. 27 Nisan seyahat konusunda ya da önemli bir okula kaydolmak, önemli bir okul için ya da bir parayla ilgili bir sözleşme, parayla ilgili bir anlaşma yapabilmek için, uluslararası anlaşmalar yapabilmek için gerçekten 27 Nisan'da güzel bir enerji var diyebilirim. 18-26 Nisan yine aynı şekilde burada daha çok freelance gelirlerden para. Yani mesela diyeyim ki burada bir reklam ajansı kurabilirsin. Balık burcunda çünkü benim. Daha çok böyle sanatla ilgili konulardan kazanılan paralar, free kazanılan paralar konusunda bizi daha çok umutlayacak. Ama böyle kariyer konularında etkilemiyor. Kariyer bozuk. Nisan ayında arkadaşlar kariyer değil de daha free işlerden girişimler yapabilmeniz için 18 Nisan, 26 Nisan ve önemli seyahat ve önemli anlaşmalarınızı 27 Nisan taraflarına kaydırabiliriz. Yine 7 Nisan'da otoriteyle önemli bir çalışma içinde bulunabiliriz. Yani bir fikirsel anlamda ikna edebiliriz, otoriteyi ikna edebiliriz 7 Nisan'da. Ama dediğim gibi arkadaşlar 5, 10, 11, 23, 24 bu özellikle en kötü tarih ne zaman derseniz 11 Nisan. Burası son 100 yılın en kötü ikinci tarihi diyebilirim size. En kötü iki. Yine Mayıs ayında arkadaşlar Merkür retro. 10 Mayıs itibariyle 3 Haziran'a kadar Merkür retro. Merkür'ün retro olduğu bir yerde yanlış yapma potansiyelimiz çoğalır. Yanlış yapma potansiyelimiz çoğalırsa eğer yaptığımız düşündüğümüz projeler geri gelmeye başlar. Mayıs ayında daha çok eskiden kalan projelerinizi bitirmeye odaklanın. Mayıs ayında arkadaşlar 11 Mayıs'tan sonra özellikle Jüpiter'de çok güzel bir koç burcuna girecek. Özellikle yayıncılıkla ilgili gerçekten. Burada çok büyük atak var. Yani çok fazla böyle hareket var Mayıs ayında. Ondan sonra ama Merkür retro olduğu için sanki böyle siz uzun zamandır yapamıyorsunuz. Yapamadığınız işleri burada çok hızlı bitirebilirsiniz. Özellikle burada arkadaşlar 1 Mayıs'ta Venüs Plüto, bu arada 22 Mayıs'ı işaretliyorum burada. 22 Mayıs'ta gerçekten emin misin? Şimdiden söylüyorum. 22 Mayıs'ta gerçekten emin misin? O parayla ilgili düşündüğün mesela 22 Mayıs'ta saçını boyatmak istiyorsan bir kere daha düşün. Pişman olabilirsin. Yani 22 Mayıs güzellik ve estetik bakımından da pek iyi bir zaman değil. Bir şey satın almak için de güzel bir zaman değil. Çünkü aldığın şeyden pişman olabilirsin. Çünkü Venüs'ün Kat Vega'da 150'lik yani görünmez açıları var. Sinsi bir açısı var. Sinsi açı ne demek? Aldatılmak.
Özellikle içimizden birçok kişi belki de 22 Mayıs'ta skandal bir şey öğrenecek. Yani bir şey yani diyecek ki vay be beni kandırmışlar. Ha bu belki ilişki düzeyinde, belki parasal anlamda. Mesela 22 Mayıs'ta birine borç verilmez. Verirseniz geri gelmez. Ondan sonra burada yine burada baktığımız zaman 1 Mayıs'ta evet 10 Mayıs 3 Haziran arası Merkür zaten retro. Burada baktığımız zaman 10 Mayıs 3 Haziran. Pardon 10 Mayıs 3 Haziran. Ben de not alıyorum da burada. Evet 10 Mayıs 3 Haziran arası arkadaşlar Merkür zaten retro. Yani yanlış yapma potansiyelimiz çok yüksek. Ama geçmişte olan işleriniz bakın. Çok hız veriyor geçmişteki işlerle ilgili. Özellikle çok fazla çalışacağımız ve çok fazla gayret edeceğimiz açılar var. Burada hepsi sextil açılar. Sextil açılar özellikle fazla efor ve gayret ister. Bir, ikincisi çok fazla hareket var. Sextil açı hareket getirir. Zaten burada arkadaşlar Jüpiter de Koç burcuna giriyor. Mayıs'ın 11'inden sonra zaten Koç burcu, Jüpiter, Koç demek arkadaşlar çok büyük bir aksiyon geliyor hayatımıza. Sanki böyle bizi biri bir yerlere yani sanki işte bir yıldır işte bir iki yıldır sürekli pandemi dolayısıyla sürekli böyle hep bir kriz var, hep bir yerlere çıkmayın, şunları yapmayın, bunları yapmayın. Böyle sanki ipimizi koparmak istiyoruz gibi. Jüpiter Koç böyle artık ipimi kop, ya beni salın demek artık yani. Hani gerekirse o duvarı yıkması gibi bir şey. Jüpiter Koçan atak yapmak istiyor. Bir yere gitmek istiyor. Bol bol seyahat edeceğimiz bir dönem. Diyebilirim Mayıs ayı için Jüpiter Koç hareket getirir. Tekerleklidir yani Jüpiter. Koça girmesiyle zaten aksiyon başlar. Uluslararası aksiyonlar özellikle. Şimdi burada baktığım zaman arkadaşlar Jüpiter Pluto sexy. ne zaman? 4 Mayıs. 4 Mayıs'ta çok yüksek gelir elde etmek özellikle free işlerden. Bakın Nisan ayında yapacağımız tüm işler özellikle free işler, serbest işler olursa daha iyi. Yayıncılık özellikle veya sanatla ilgili olan işler. Balık konseptli işler daha çok böyle yüksek getiri getirir. Mesela sosyal medya sayfaları, sosyal medya girişimleri ya da interaktif girişimler, interaktif kazançlar, free kazançlar, freelance kazançlar. Üzerine daha biz burada konuşabiliriz. Ama burada da yine arkadaşlar yani daha çok seyahat, freelance işler gibi düşünebiliriz. Burada Mars'ın Uranüs'te sextili var 4 Mayıs'ta. Yine Jüpiter Pluto sextil 4 Mayıs. Gerçekten güzel bir tarih bu konuyla ilgili diyebilirim. Bunun yanında yine Merkür Venüs 6 Mayıs'ta. 6 Mayıs'ta para anlaşmaları, gerçekten çok güzel para anlaşmaları ya da böyle ticari anlaşmalar yapılabilir veya bir kadın bir erkekten güzel bir hediye alabilir. Ya da bir mesela sevgilinize orada güzel bir hediye alabilirsiniz. Gerçekten bağlarsınız orada. Ondan sonra diyebilirim. Yine Merkür burada İkizler Burcu'nda, özellikle Merkür retro pozisyonda İkizler Burcu'nda ama Venüs'le bir sextil yapıyor. Sanki böyle birileri geçmiş sevgilisine gidiyor. Yani bırakmış mesela, ayrılmışlar ama dönmek istiyor geriye. Özür dilemek için güzel, hani özür dilemeye çalışıyor. Yani beni affet demeye çalışıyor. Burada sanki yani sevgilinizi affettirmeye çalışacak. Evet, yani Merkür Venüs sextile kendini 6 Mayıs'ta kendini affettirmek için, özellikle sevgiline affettirmek için güzel bir zaman dilimi diyebilirim. Yani güzel bir hediyeyle onun gönlünü alabilirsiniz. Tabii inşallah umarım ki çok büyük bir kusur işlememişsinizdir. Yani affedilecek bir şeyiniz varsa. Yani affedilecek bir yanınız yüz bırakmışsın. Yani gezegen sana ne yapsın? Yani dolayısıyla sen burada ama Merkür Venüs tekstili anlaşmak, özellikle sevgiliyle anlaşmak, uzlaşmak ondan sonra çok 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 eskilerden unuttuğum bir şey var. Parayla ilgili bir proje bir türlü yapamadım. İşte burada onu yapabilirsin. Evet. Çok önemli, unuttuğun ya da çok geçmişlerde denedin ama olmadı.
bir kez daha denemek ister misin? İşte burada mesela 6 Mayıs'ta bu etki seni o projede daha başarılı olarak ortaya çıkartabilir. O proje başarılı hale gelebilir. Süper. Yani ben diyorum ya, astrolojiyi kullanırken böyle kullanıyorum. Yani bakıyorum mesela ben öğrencilerime paket derslerimi Merkür retrosunda çektim. Kitaplarımı Merkür retrosunda tamamladım. Ondan sonra ya ben Merkür'ün enerjisini, retro enerjisini kullanıyorum. Retro enerjisi düzünden daha güzel. Ama bakın geçmiş işler. Merkür'ün tersi, bakın Merkür'ün tersi arkadaşlar, hatta Venüs'ün tersi. Ters giden gezegenler geçmişte kalan projeleri bitirmek için vallahi düzünden daha güzel. Ben bunu kullanıyorum. Arkadaşlar siz de kullanın diye size anlatıyorum. Öyle Merkür retrosu var hiçbir şey yapmayın falan değil. Merkür retrosunda yarım bıraktığınız bir işi düz giderken yapamadığınızdan daha hızlı yapabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Bir iyi yanı var yani aslında. Tabii ki yani. Bu evrende kötü bir şey yok. Sadece kullanmayı bilin. Burada yine 15 Mayıs çok güzel bir tarih. Yine burada arkadaşlar. Ya 6 Mayıs, 15 Mayıs için böyle seksolojik açıdan ya da hem cinsel açıdan hem ilişki açısından ondan sonra güzel bir tarih. Romantik bir tarih. Yani olarak bunu düşünebiliriz. Çünkü Mars'ın da burada düğümleri bir onaylayışı var. Yani kadın-erkek ilişkileri bakımından böyle özellikle özürlü bir şeyler ya da böyle romantik bir akşam yemeği falan 6 Mayıs, 15 Mayıs bu konularla ilgili konuşulabilir. 20 Mayıs'ta özellikle bir okula kaydolmak ya da önemli bir sertifika belge almak, bir konuda uzman olmak için bir girişimde bulunmak, bir şey öğrenmeye başlamak. Merkür Jüpiter sextili 20 Mayıs'ta mesela bunu kullanabiliriz. Ama bu olayın yine dediğim gibi geçmişte başlanılmış olması gerekiyor. Ya da geçmişte düşündüğün bir konuyla ilgisi olması gerekiyor. O konunun öncesi olması gerekiyor. Evet, öncesi olmalı. Yani yeni bir konu burada seni sonuca iletmeyebilir. Yeni konu nasıl mesela? Ya dedim ya mesela beni bugün mesela biri aradı diyelim, daha önceden tanışmıyorum. Bak dedi ki mesela atıyorum o gün mesela Merkür Jüpiter sextili var 20 Mayıs'ta. Bana dedi ki İlker böyle yapalım mı? Ve tarih olarak bana 20 Mayıs verdi. Ben yapmam. Dedim ki gel bunu seninle biz Haziran ayında yapalım. Ya da Nisan ayında yapalım dedim. Çünkü o tarihte zorlayıcı bir açı var. Ve arkadaş yeni. Yani yeni tanıştığım ya da yeni teklif aldığım bir konuyla ilgili bu konuda sorun çıkabilir. Ama bu konunun projesi eskiyse o başka. Yani konu eski olacak abi. Konu eski olacak. Yani aralığın, geçtiğimiz aralığın 20'sinde falan düşünülmüş bir proje diyelim. Örnek değil mi? Evet. Yani geçmişte konu olan bir konunun tekrar gündeme gelerek diyebilirim. Yine burada 24 Mayıs'ta çok güzel bir tarih var. Evlilik tarihi özellikle. Ama burada yeni Merkür olduğu için maalesef. Merkür Satürn'ün sekstili var 24 Mayıs'ta. Ama burada böyle sanki birbirlerini seviyorlar. Dedim ya şu Mayıs çok romantik bir tarih. Yani burada arkadaşlar hani özürler, evlilik teklifleri havada uçuşacak. Yani onu söyleyeyim. Hakikaten Mayıs çok hızlı yani. Burada sanki uzun zamandır belli sebeplerden dolayı evlenemeyen kişiler için. Mesela maddi durumu yerinde değil. Sevgilisi var, çok seviyorlar birbirlerini. 5 yıldır beraberler ama evlenemiyorlar. Mesela burada 24 Mayıs'ta bu tarihi kullanabilirler. Mesela evlilik için bunu kullanabilirler. Yani şartlar burada tabii ki onların da kişisel haritaları yeterli mi onu bilmiyorum ama burada uzun zamandır düşünülen bir evlilik evliliği otoritenin onaylaması. Mesela diyelim ki erkek arkadaşını baban kabul etmiyor. Bu tarihte ikna edebilirsin. Mesela 24 Mayıs. Dersin ki baba seni erkek arkadaşımla tanıştıracağım. Mesela diyorsun ki mesela babanla erkek arkadaşını tanıştırabilirsin. Mesela kadınlar için diyorum. Çünkü Satürn ya baba, hani orada herhalde bir erkek herhalde tutup da kız arkadaşı babasıyla tanıştırdı. O da olabilir. Yani
O da olabilir. Yani bir erkek babasıyla kız arkadaşını da tanıştırabilir ama Türk toplumuna göre bu normal olarak hani kızın babasıyla tanışılır. Yani dolayısıyla burada hani kız babasıyla... Yani eskisi gibi değil artık ya. Eskisi gibi değil artık. Şöyle, otorite kızı onayladı diyor. Ya da otorite evliliği onayladı diyor bu. Otorite evliliği onaylayacak. Yani okay. Bu da kullanabiliriz bu sembolü. 24 Mayıs sembolünü. Ondan sonra ama 27 Mayıs'ta Venüs Plüto karesi var. Özellikle bu yıl, bu ayın en tehlikeli, bu Mayıs ayının en sert açısı Venüs Plüto karesi. Şartları değiştirebilir. Şartlar değişebilir. Burada özellikle 27 Mayıs'ta güzellik ve estetik konusunda bir şeyler yapmayın, kandırılabilirsiniz, yanılabilirsiniz. Mesela burada sen 27 Mayıs'ta bir saçını boyatsan beğenmezsin ya. Mesela der ki ya bak sana bir kızıl saç yapacağım der mesela, anlatır sana. Bir yapar dersin ki Allah kahretsin ben ne yapacağım, insan içine nasıl çıkarım falan. Hani Venüs böyle Pluto karesi manipüle olmak, manipülasyon da gerektirir. Yani getirir. Burada böyle bir güzellikle, estetikle ilgili ya da parayla ilgili harcamalarınıza dikkat etmenizi, yanılabilirsiniz. Böyle çok fotoğrafını çok beğendiğin bir şeyi satın alırsın, beğenmezsin sonra. Dersin tut be, boşuna aldık falan diye. 27 Mayıs, yani 27 Mayıs enerji bakımından sana çok güzel gelen bir şeyin aslında güzel olmamasıyla ilgili. Okey. Ondan sonra Haziran ayına gidersek eğer, Haziran ayında 10 Mayıs'ta başlayan 3 Haziran'a kadar devam edecek bir Merkür rotamız var. 3 Haziran'dan sonra Merkür düze geçiyor ve bütün gezegenler, burada kişisel gezegenler Merkür, Venüs, Mars düz pozisyonda. Bu çok güzel bir şey. Haziran ayında ancak çok fazla belirsizlik var. Şöyle ki ne var? Özellikle 13, 19, 24, 30 Haziran için. 13, 19, 24 ve 30 Haziran için. Şimdi ben size söylüyorum. Gerçekten emin misiniz? Yani 13, 19, 24, 30 Haziran'da görmediğiniz bir şeyler olabilir. Özellikle zihinsel olarak algılayamadığınız, anlayamadığınız. Ya da böyle ondan sonra sana söylenmemiş. Yani sana yalan söylemiş olabilirler. Ya da sen konuyu yanlış anlamış olabilirsin. Burada böyle 13, 19, 24, 30 özellikle işaretliyorum. Burada stres var. Bu böyle gizli kapaklı bir şeylerden bahsediyor. Burada dikkatli olmalıyız. Böyle bir enerjinin içine giriyoruz yani orada. 13, 19, 24, 30 Haziran'da. Burada dikkatli olmalıyız. Bunun için de bu ayın en sert etkileşimi 19 Haziran diyebilirim. 19 Haziran, Haziran ayının en ters o vaktidir. Çünkü Venüs Satürn karesi. Bu da diyor ki otorite, parayı reddetti ya da para kaybı ya da sevgiliyi boşadı. Yani burada mesela şu demek bu. Karı koca ilişkisi, sevgili ilişkisi, aşk, romantizm gibi konularda 19 Haziran'da bir kıtlık var. Yani yine parada sıkıntı var. Burada sevgilinden ayrılmak için süper vakit. Yani de yani bunu ya, tabii gene söylüyorum bakın. Emin misin? Gerçekten. Çünkü emin bak 13, 19, 24, 30 Haziran'da özellikle emin misin? Gerçekten düşündüğün gibi mi? Konunun altını üstünü yoklamanı da tavsiye ederim. Çünkü sana söylenmeyen ya da bir skandal, bir yalan da olabilir bir şeyler. Dolayısıyla bununla yalan dolan bir tarih bu Haziran. Özellikle bu dediğim 4 tane tarihte size yalan söylenebilir. 13, 19, 24, 30. Bakın buradaki enerjinin farkında olun. Öncelikle size şimdiden söylüyorum bakın. Ve 19 Haziran'da boşu boşuna erkek arkadaşınızı harcamış da olabilirsiniz ya da kız arkadaşınızı. Ve sonradan pişman da olabilirsiniz, onu söyleyeyim. Ama erkek arkadaşınız ya da kız arkadaşınız size yalan atmış da olabilir. Şimdi bunu bilemem. Ama burada ben gizli kapaklı sevgili ve red var. Yani sevgili, romantizm, parayla ilgili gizli kapaklı bir şeyler dönmüş. Ama ya da yanlış anlaşılmış. Endrikalı bir dönem diyebilirim. Çünkü yüzellik açılar hakim.
Arkadaşlar 11, yani buranın olumlu tarihlerine gelirsek, buranın bu şeyin en olumlu tarihi 21 Haziran, 29 Haziran. Yani bir şey yapın. 21 ile 22. Yani bir şey yapın ya. Yani burada Venüs Plüto trinesi ve Jüpiter Venüs sekstil açıda özellikle 21 ve 29 Haziran'da arkadaşlar yüksek finansal başarı getirebilecek böyle anlaşmalar, girişimler yapabiliriz, işler yapabiliriz ondan sonra diyebilirim. Standart dışı, klasik dışı işler olabilir ondan sonra. Yine Merkür-Plüto üçgeni var arkadaşlar. 11 Haziran, yani olumlu tarihler şunlar. 11, 20, 21, 28, 29. Buralarda özellikle para anlaşmaları, ikna kabiliyeti, okula kaydolmak, önemli seyahatler, önemli geziler, planlar, para ile ilgili şeyler, uluslararası işler, yayıncılık, reklam, basın, radyo, televizyon, ondan sonra bir şeyleri reklam etmek için güzel bir zaman. Mesela evini satmak için güzel bir zaman diyebilirim. Ondan sonra bunun dışında Temmuz'a doğru geçiyorum. Temmuz ayında arkadaşlar hiç retromuz yok. Gayet güzel. Temmuz ayı içerisinde de çok fazla çok fazla yanıltıcı etkiler var. Özellikle 4, 10, 16 ki 16'yı işaretliyorum. 16 Temmuz. Bir kere daha işaretliyorum. Hani 4, 10 o ayrı. 4 ve 10 Temmuz'a dikkat. Ama 16 Temmuz'a kesin dikkat edin. Çünkü 16 Temmuz'da aynı anda 3 tane etik olmayan açı var. Etik olmayan açı ne? Arkadaşlar Venüs'ün Plüto'ya 150'liği, Güneş'in Satürn'e 150'liği, Merkür'ün Satürn'e 150'liği. Bunlar aynı anda oluyor. Özellikle işin içinde Plüto varsa, Satürn manipüle ediliyor. Yani burada etik dışı diyebilirim. Etik olmayan bir şey. Yani burada 16 Temmuz'da yalan dolan, özellikle duyduğunuz haberler, Merkür de çünkü orada, özellikle duyduğunuz haberlerin yarısı yalan. Yani yarısından çoğu yalan, hatta hepsi yalan olabilir. Yani burada çünkü asparagas çok fazla manipülasyon etkisi altında Temmuz ve çok ya da görünmez bir şeyler çevrilmiş oralarda. Eskiden burada ortaya çıkıyor olabilir. Skandal patlıyor. Yani burada bu etkiler ortaya çıkıyor. Yani yalan, dolan gibi konular ortaya çıkıyor diyebilirim. Özellikle yine aşk meşk konularında olabilir. Ondan sonra otorite burada çok zor durumda. Özellikle kariyerlerinizle ilgili 16 Haziran'da kariyerinizle ilgili çok önemli kararlar vermeyin. 16 Haziran'da kariyerinle ilgili mesela ben ayrılmak istiyorum diyorsun. İş yerinden 16 Temmuz pardon. 16 Temmuz'da ben iş yerinden ayrılmak istiyorum diyorsun. Ama gerçekten emin misin? Ben sana şimdiden soruyorum. Acaba gerçekten tüm hesapları yaptın mı? Yani bence 16 Temmuz'dan sonra biraz daha düşünmelisin. Yani o gün o kararı verme. Çünkü burada tam emin olamamış olabilir. Yani tam emin değilsin o tarihte. Burada yine zamanın enerjisi özellikle 2 Temmuz'da mesela Merkür-Satürn üçgeni var. Burada otoriteyi ikna etmek için, önemli otorite figürlerle görüşmek için gerçekten güzel bir vakit diyebilirim. Yani otoriteyi ikna etmek, yani patronu ikna etmek ya da babanı ikna etmek, kocanı ikna etmek. Hani otorite olarak kimi görüyorsan belki abini. Yani Satürn'ü ikna etmek için, iletişim kurmak için 2 Temmuz'u kullanabiliriz. Ondan sonra ama 2 Temmuz'da kopartıcı etkiler de var. Yani şöyle söyleyeyim. Sanki burada yani Mars-Pluto karesi de var burada. Böyle ikna ediyorsun ama sanki ikna etmek senin konu da böyle ayrılmalı bir konu. Yani kopartmak, değiştirmekle ilgili. Yok etmekle ilgili. Yani ondan sonra diyebilirim burada özellikle Venüs-Jüpiter karelerine doğru da ilerliyor.
burada Temmuz ayı birazcık maalesef böyle koparıcı etkilerle en çok dolu olan tarih diyebilirim. Sert bir ay. Evet, sert var. Yine burada arkadaşlar 13 Temmuz'da enteresan bir şekilde bu bataklıkta, Temmuz ayı bataklık gibi bir ay. Bu bataklıkta Venüs Satürn gariban gibi orada böyle bir ay, bir enerji var. 13 Temmuz. 13 Temmuz'da evlilik için güzel bir, yani Venüs Satürn hani burada özellikle yine üçgeni bu parasal bir konuyla ilgili ya da bir evlilik ilişkisiyle ilgili ondan sonra bir onay veriyor. Hani zor durumda mesela kalırsa bu açı kullanılabilir. Mesela hani Temmuz ayında ne zaman evleneyim? 13 Temmuz ayında. E ne yapacaksın? Yani tamam berbat bir ay. Yani bir sürü kare var ama en azından Venüs Satürn'e gidiyor. Yani olumlu açı var. Yani mesela evlilik için uygun olabilir. Bu noktada kullanabiliriz. Yani ama mesela hemen gün alsınlar. Hemen orada 13'ü değerlendirin. Günü alın. Evet. Günü orada değerlendirebilirsiniz. Yani zor durumda kalınında yine Merkür Uranüs 14 ve Merkür 15 14 ve 15 Temmuz'da kafa çok iyi çalışıyor. Önemli anlaşmalar ve gelişmeler ve seyahatler yine 23 Temmuz'da çok önemli uluslararası projelerde yer alabiliriz. Yine arkadaşlar burada Merkür Aslan Burcu'nda olduğu için sevgili işleri böyle uluslararası sevgililer veya uluslararası bir kişiyle tanışmış olabilirsiniz. Ya da uluslararası bir iş anlaşmasının içine girebilirsiniz. Ya da reklam vermek için gerçekten bir şeyleri abartmak, süslemek, ondan sonra parti vermek için aslan enerjisini burada kullanabiliriz. Merkür aslan enerjisini burada büyütecektir. Ya da bir şeyleri lanse etmek için gerçekten bu enerji kullanabiliriz. 23 Temmuz. Özellikle dediğim gibi ama şuralara dikkat. Tekrar söylüyorum. 2 Temmuz, 9 Temmuz, 25 ve 26 Temmuz'a 25, 26, 29, 31 Temmuz'a dikkat. Ama bu Temmuz ayında öyle bir tarih var ki 18 Temmuz yalan. Öncelikle size şunu söylüyorum. Şimdiden söylüyorum. Not alın. 18 Temmuz'da size söylenenlerin hepsi yalan olacak. Sizi yanıltacaklar. Diyecekler ki Merkür Pluto karşıtlığı var çünkü. Size diyecekler aslında öyle değil. Böyle böyle bak. Diyecekler ve çoğunuz ikna olacaksınız ama sizi yanıltacaklar. O yüzden 18 Temmuz. 18 Temmuz'da duyacaklarınıza bence hemen inanmamalısınız. Yani şöyle söyleyeyim size. Öküz altında buz aranır orada. Yani bu 18 Temmuz'da bence bir bakın bakalım orada bir yani buzağı var mı? Yani, yani burada çünkü manipülasyon var. Bu bir manipülasyon açısıdır. Yanıltmacıdır. O yüzden 18 Temmuz'da ondan sonra söylenen özellikle böyle sabah saatleri 9-10 gibi çok fazla yüksek 12'ye doğru böyle çok yüksek bir enerjiyle geliyor arkadaşlar. Onu belirteyim. Ondan sonra diyebilirim. Temmuz ayının en berbat tarihini söylerseniz bana 25 Temmuz diyebilirim. Venüs, Jüpiter karemiz var. Finansal olarak çok berbat bir zaman. Temmuz ayı 25 yani 25 Temmuz özellikle burada dikkatinizi çekmek isterim 25 Temmuz'a. Çünkü Venüs, Jüpiter ve Merkür, Mars kare aynı anda burada arkadaşlar ve 31 Temmuz'da arkadaşlar Uranüs kat kavuşumu var. Kat kavuşumu var. 31 Temmuz'da çok ani olaylar olacak onu söyleyeyim. Tutulma eksenleriyle Uranüs kavuşuyor. Özellikle parasal konularla ilgili diyorum ya zaten bu ay çok yalan bir ay. Yani çok fazla kırıcı bir ay. Temmuz ayında çok ani maddi manipülasyonlar, olaylar ama böyle yani burada deseler ki bana yeni bir isyan yani birileri sokağa döküldü gibi olaylar böyle yani tantanalı stres ondan sonra diyebilirim ve finansal olarak çok zor bir dönem diyebilirim. Uranüs'ün özellikle katla kavuşup gada karşıdan bakması da burada içim kırardı Temmuz'dan sus'a gelelim biz. burada isyan var yani buna benzer
Mesela şey gibi, insanların sokağa dökülmesi gibi bir şey. Ondan ay, sonra burada Ağustos ayında yine Ağustos ayı çok stresli arkadaşlar. Yine Ağustos'ta da çok stres var ama en azından Ağustos'un şu tarafı, yani güzel etkileri de var. Her zaman bataklıkta bir gün vardır. Biz o günü söyleriz size ama burada maalesef Ağustos ayı da çok fazla stresli, çok fazla yalan dolan. Özellikle 1 Ağustos, 2 Ağustos, 5 Ağustos, 9 Ağustos, 17, 18, 19, 30 ve 31 Ağustos'ta, yani emin misin diyorum arkadaşım, yani emin misin gerçekten? Duyduklarına emin misin? Emin olmalısın. Çünkü burada yanıltıcı etkiler var. Sana sağ gösterip sol vurabilir veya burada böyle senin kontrol edemeyeceğin bir olay var diyebilirim. Bunun yanında tabii aynı zamanda 2 Ağustos'ta güzel etkiler de var. Venüs Uranüs sekstili bu bize belki de yani mesela burada 2 Ağustos'ta mesela Venüs'ün burada Yengeç Burcu'nda Uranüs'ün özellikle ikinci evde yani Boğa Burcu'nda böyle bir sekstillerini görüyoruz. Bu bize 2 Ağustos, 3 Ağustos, 15 Ağustos, 16 Ağustos, 18 Ağustos, 23 Ağustos'ta çok büyük bir para kazanımını verebilir. Yani bir kriz var. Ama bu krizi fırsata çevirebiliriz. Özellikle bu yılın yani Ağustos ayının en güzel tarihleri 2, 3, 15, 16, 18, 23. En güzel tarihi 15 Ağustos diyebilirim. Ondan sonra yine 2 Ağustos ve 18 Ağustos'a dikkatinizi çekerim. Yani 2 Ağustos, 15 Ağustos, 18 Ağustos gerçekten güzel. Özellikle anlaşmalar yapmak için Merkür, Uranüs trinesi 16 Ağustos. Bunları kullanabiliriz ama bu Ağustos'un en berbat tarihi ne dersiniz eğer? En berbat tarihi arkadaşlar burada özellikle 25 Ağustos'u sizlere söylemek zorundayım. 25 Ağustos'ta Venüs'ün özellikle Uranüs'e karesi, karmik de karesi, Uranüs'e gidip yani 25 ve 27 Ağustos arasına çok dikkatinizi çekiyorum. Özellikle burada bir problem var. Yine 7 Ağustos'ta Mars-Satürn karesi var. Burada da yine restleşmeler, savaş hazırlıkları, böyle sizi kızdıran bir şeyler o çıkabilir karşınıza. Özellikle Mars-Satürn karesinin 7 Ağustos'ta arkadaşlar 7 Ağustos'ta yani bu bakalım Mars ne kalitede. Evet, sanki özgürlüklerin kısıtlanmasıyla ilgili de bir durum var. Ondan sonra Mars'ı çünkü Mars'ı Boğa Burcu'nda görüyoruz. Satürn'ü de özgürlüklerin kısıtlanması pardon özgürlüklerin kısıtlanması derken ne anlamda? Genel toplumsal para, mı? Yasal yönde zamlar veya ne bileyim enflasyon oranları işte isyanlar yani mesela sen mesela cebindeki parayla şu kadar şey alabiliyordun artık alamıyorsun ve bunda yüzüşün ve canın sıkılıyor ve seni bu olay ve şeye res çekiyorsun yani. Ondan sonra Mars Satürn karesi buna benzer bir şey. Çünkü Boğa Burcu'ndan vuruyor. Özellikle Mars'ın da Uranüs'e doğru gidişi var bir de. Ağustos ayında gerçekten zorlayıcı açılar var. Özellikle 9 Ağustos'u işaretliyorum. Burada da bir yalan dolan var. Onu size söyleyeyim. Özellikle 3 tane yalan dolan var burada. Şey pardon. 2 tane. 2 tane yalan dolanımız var. Ağustos'ta 9 Ağustos'la 28 Ağustos'a dikkat. 9 Ağustos'la 28 Ağustos'ta özellikle burada otorite, ben size şimdiden söyleyeyim, otorite size yalan söylüyor. Yani para manipülasyonları, restleşmeler, böyle burada taciz olayları da olabilir. Yani 9 Ağustos özellikle bir kadının, kadına yani kadınla ilgili böyle haberler duyabiliriz. İşte, taciz edilmiş, şöyle olmuş, zor, bir kadının zor durumda kalmasıyla ilgili bir durumu da gösteriyor. 9 Ağustos. Paranın zor durumda kalmasıyla ilgili bir durum. Para manipüle ediliyor. Bir kadın kandırılmış gibi bir şeyler okuyoruz burada. Yani Venüs karşıtlığı. Bu bir manipülasyon. Venüs Satürn karşıtlığı da bir manipülasyondur.
otorite figürün parayla ilgili bir şeyleri saklaması, seni yanıltması, paranın otoriteye rest çekmesi, enflasyon gibi durumları gösterir. Özellikle 9 Ağustos ve 28 Ağustos'u bu tarz manipülasyonlarla ilgili altını çizmek istiyorum. Özellikle bir girişim bu tarihlerde özellikle çok dikkatli olun. Çünkü sizin de parasal gündemleriniz rest, yani burada evdeki hesap çarşıyı bulmayabilir yani. Dikkatli olmasınız diyorum. Ağustos'un daha çok böyle dediğim gibi 15 Ağustos yani 15 Ağustos, 16, 18 falan oraları kullanabiliriz yani. Okay. Ondan sonra Eylül ayına geçtiğimizde Eylül ayında bir Merkür retromuz var. 10 Eylül'de başlıyor. 2 Ekim'e kadar devam ediyor. Ondan sonra bu Eylül ayının en kötü etkileri, en çok kazan en çok kaybettirendir. 3 ve 16-19. 3-16-19 Eylül dikkat. Özellikle burada parasal kayıplar oluşabilir. Ama bunun dışında olan tarihler, Merkür retro, geçmişte kalan projeleri ondan sonra sonuçlandırabilmek için güzel etkiler barındırıyor. 10 Eylül 2 Ekim arası Merkür retro. Tekrar hatırlatıyorum. Özellikle Venüs Plüto yüzeylilikleri, Venüs Jüpiter yüzeylilikleri, Güneş Satürn yüzeylilikleri, Mars yine ve Venüs'ün Satürn ve Gada yaptığı yüzeylilikler. 2, 10, 12, 17, 20. Yine diyorum ki yanılabilirsiniz. Dikkatli olun. Özellikle bu tarihlerde yanıltıcı etkiler var. 2, 10, 12, 17, 20 Eylül arasında yanılabilirsiniz. Gerçekten emin misiniz? Göremediğiniz bir yer olabilir orada. Yani farkında olmadığın yer, ama güzel tarihleri söyle dersen, güzel tarihler 1 Eylül, 17 Eylül, 17 Eylül, hatta 17 Eylül bir kere daha söylüyorum. 20 ve 26 Eylül. Bunun dışında anlaşma yapmak için 27 Eylül ve 28 Eylül'de muhteşem diyebilirim. Burada şimdi birazcık da açarsak. 1 Eylül'ü özellikle uluslararası girişimler, parayla ilgili girişimler, reklam, radyo, televizyon, basın, bir şeyleri duyurmak, satmak, parayla ilgili girişimler yapmak için 1 Eylül kullanılabilir. Yine Venüs'ün 17 Eylül'de düğümlerden çok büyük destek aldığını ve Venüs'ün Uranüs'e 20 Eylül'de çok büyük bir trine açı gerçekleştirdiğini görüyoruz. 20 Eylül muhteşem. Buraya bir şeyler yapın. 20 Eylül'de bir şeyler yapın. Yaptığınız şeyin gerçekten emin olun ve mantıklı bir şey olmasına dikkat edin. Venüs'ün özellikle Uranüs'e, Venüs'ün özellikle Plüto'ya arkadaşlar aynı anda trine açısı var. Başak Burcu'ndan gelerek bu açıyı gerçekleştirecek. Bu iş hayatıyla, iş girişimleriyle ilgili bir gündem oluşturabilir. 20-26 Eylül arası gerçekten çok güzel. 17, aslında şuradan geliyor. Yani 17 Eylül'den geliyor aslında. 17-26 Eylül arası güzel. Bunun dışında güç kazanmak, bir haberle, bir imzayla güç kazanmak ya da bir kitap yazmaya başlamak için güzel olabilir. Ya da detayları olan bir işi çözmek için Merkür Plüto üçgeni 27 Eylül. Yani Eylül'ü böyle detaylı işleri çözmek için kullanabiliriz. Bir şey öğrenmek için çok güzel. Mars Uranüs trinesi var 28 Eylül'de. Bunu çok güzel kullanabiliriz. Mars Satürn trinesini 28 Eylül'de şöyle ki otoriteyi ikna etmek için kullanabiliriz. Ondan sonra kariyerimizle ilgili bir önemli bir mesela bir girişim için kullanabiliriz. Kariyerimizde terfi istemek için, dilekçe doldurmak için ya da böyle üst makamlarla görüşmek için güzel bir dönem olarak kullanabiliriz. Ondan sonra özellikle Eylül ayının en zor dönemi 3-16-19 olarak işaretliyorum. Ama en güzelini söyle bana derseniz gerçekten 17-20-26 güzel. Yani Eylül ayının bu bölgelerini kullanırsak daha iyi olur. Ekim ayında arkadaşlar Merkür zaten 2 Ekim'e kadar retro. 30 Ekim'de de Mars retro. Arkadaşlar Ekim ayında yani Ekim ayını çöpe mi atsak, ne yapsak? Yani bir tane açı var 14 Ekim'de. Ay inanmıyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Hepsi 150 zaten. Alavere dalavere Ekim ayı. Yani şöyle. Güneş
Yani yani şöyle Nihal. Şimdi bak, yani bir kriz var. Enflasyon değerleri patlamış demek ki. Ay, burada ekibe mi atlayalım? Yok seçim olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Ya Mars Retro ne seçimi abi? Şöyle diyeyim. Türkiye'nin otoritesi 2023'ün ilk çeyreğinden sonra değişecek. 2023'e kadar seçim yok. Yok, olsa da zaten bir hayrı yok. Yani şöyle diyeyim. Bizi bu durumdan kimse kurtaramaz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bunu yaşamamız gerek. Yani düz hesapta yani. Hani otoriteye de fazla kızmanıza da gerek yok. Yani o kadar çok resleşmenize de gerek yok. Ama evet doğru haklısınız. Yani halkın haklı olduğu yerler çok fazla. Halk sonuna kadar haklı. Destekliyorum doğru. Ben de bir halk olarak şimdiden kızgınlığımı burada tepki olarak gösteriyorum. Çok kızgınım. Ama gemisini de yürüten kaptan bu arkadaş. Kader diye bir şey var. Ama yani kaptansız da gemi yürümüyor. Evet aynen öyle. Peki Ekim ne oluyor şimdi? Şu Ekim'i niye atıyoruz biz? Şöyle Ekim ayını şimdi anlatacağım size. Arkadaşlar 10 Eylül'e kadar zaten Merkür Retro. 2 Ekim'e kadar Merkür Retro tam düze geçiyor. 30 Ekim. 30 Ekim'den sonra bak tamamen çöp diyebilirim. Mizgin hoş geldin. Kasım ve Aralık'ı hiç konuşmayalım. Ocak ayını falan 2023 konuşmamıza gerek yok. Şöyle söyleyeyim. Konuşacağız gene. Konuşacağız ama yani sizi yavaş yavaş hazırlamaya çalışıyorum da psikolojik olarak. Ya birden söylemeyeyim diyeyim. Anlatabiliyor muyum? Tabii oraya doğru şimdi. Ya orası ay, boş. Ay halimize bak ya. Alancak halimize güler olduk bak. Şimdi burada özellikle yanıltıcı tarihleri söylüyorum. Bakın yazın şimdi. 7, ya, 10, 7, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 29. Bitti zaten. Yani ne kaldı ki zaten? Komple. Özellikle Güneş, Venüs, Merkür gibi önemli yani planetlerin, kişisel planetlerin Neptün, Uranüs, kat ve kat eksenlerine Jüpiter'e 150 yapması zaten çöptür. Yani bitti. Yani orayı çürütüyor bizi. Şimdi burada bana güzel bir tarih illa vardır değil mi? Bataklıktaki gül diyorum bakın. Bataklıktaki gülü söylüyorum size. Bataklıktaki gül hangisi? Bataklıktaki gül 14 Ekim. İlla ki Ekim'de bir şey yapacaksan 14 Ekim'de gerçekten güzel bir sonuç alabilirsin. Gerisi bataklığın çok. Gül 14 Ekim. Yani çünkü burada Venüs Satürn üçgeni var. Burada yine otoriteyi ikna etmek için 23 Ekim üst makamlarla görüşmek, dilekçe yazmak, kitap yazmak, kitapla ya da duyuru yapmakla ilgili. Merkür Satürn üçgeni 23 Ekim'de bunu kullanabiliriz. 14 Ekim'i kullanabiliriz evet. Ondan sonra ama geri kalanını özellikle evet. En çok neba sürükleyen açılar. Ama bir şey söyleyeceğim. Pardon bölüyorum. Ekim ayında evet. Eğer bir Ekim ayı çok sıkıntılı ya. Hukuki boyutta eğer sizin sıkıntınız olursa dünyanın ve Türkiye'nin en güçlü avukatı Mizgin burada. Ekim'de ben doğdum diyor. Ama gerçekten Mizgin'e güvenebilirsiniz. Alın takip ediyorum. Ben anlayamadım. Bir dakika bir daha söylersiniz. Diyorum ki Ekim ayında başınız çok büyük sıkıntıda dertte olursa avukat evet. Mizgin, sevgili avukat Mizgin alın takibe. Evet. Şu anda da burada en azından iyi bir haber ve bize ışık tutar diyorum. Doğru mu? Tamam Mizgin'in görüşünü mutlaka evet. Evet, şimdi Mizgin yazılıyor. Avukat Mizgin. Avukat Mizgin. Tamam anlatayım. Mizgin muhteşem bir avukat. Tamam. Tuttuğunu koparıyor vallahi. Dikkat edin ha. Evet, ben de avukatları çok seviyorum. Evet.
İpten alıyor, ipe getiriyor. Mesela burada özellikle arkadaşlar Ekim ayında gerçekten hani çok fazla böyle yalan dolan var arkadaşlar. Hani çok dikkatli olun. Her şey Ekim ayında. Neptün var bir de işin içinde. Uranüs var. Yani burada kriz var ya. Ayaklanma mı çıktı? Ne oldu burada? Yani bir şey var. Yani burada bir ayaklanma var. Bir sorun var. Çok fazla 150 var. Hiçbir kontak yok. Hiçbir şey birbirini görmüyor. Dolayısıyla baktığımız zaman Ekim ayında daha çok böyle arkadaşlar hani bir tane diyorum ama 14 Ekim bir Venüs Satürn üçgenimiz var. Hani tadından yenmez. Yani 14 Ekim'i burada konfeti atarak kutlarız ama yani geri kalan tarihlerde böyle önemli riske girişimler ben yapmam. Ama dediğim gibi otoriteyi ikna etmek için 23 Ekim'i kullanabilirim. Ondan sonra ya da otorite gördüğüm figürler. 30 Ekim'den sonra bir de Mars da retro. Yani Mars gölgeye giriyor zaten 15 Ekim'den sonra. Yani 10 Ekim'den sonra Mars zaten gölgede. Yavaş yani. Yani retro başlamıştır benim için. Kasım ayında Mars komple retro, Ocak ayına kadar retro. 12 Ocak'a kadar Mars retro. 30 Ekim'den sonra arkadaşlarla Kasım ayına girdiğimizde retro ile giriyoruz. Bir kere burada problem var. Şöyle diyeyim. Asıl problem Kasım'dan sonra başlıyor. Eyvah. Ve Aralık bu. Eğer buralarda bir seçim olursa o seçim bir daha yapılır. Eğer bir seçim olursa ben seçimi bu sene yapacaklarını düşünmüyorum ama olursa o seçimi tekrar etmek zorunda kalırlar. Veya burada Amerika'da bir seçim olursa arkadaşlar Mars retroya Trump geri gelir arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Hayır yok artık. Yok şimdi, artık. Amerika'da seçim olmaz ama ben size şunu söylüyorum. Bu bir astrolojik öngörü. Kasım'la Aralık Ocak ayında Amerika'da Trump'ı göreceksiniz. Trump ortaya çıkacak. Bir şekilde çıkacak. Trump'ı konuşacaklar. Zaten Trump'ı konuşmaya başladılar aslında yavaş yavaş. Mars retro yaptığı için eril bir figürün geri döndüğünü söylüyor. Bu da Trump'a mı denk geliyor? Geri dönüyor diyor. Yani sarı daha kumpa, tahammül edecek halimiz kalmadı Trump'a yalnız. Yani Mars biraz kırmızıdır ama sarı Trump'ın geri döndüğünü söylüyor. Yani ya da bir şekilde Trump'ın haritasında da burada böyle bir etkileşim var. Yani özellikle ben ona bakmıştım. Yani böyle Trump bir şekilde gündeme, yani Amerika'da bir şekilde böyle merhaba ben buradayım diyecek. Yani bir şekilde kendini böyle duyurabilir orada. Bir etkileşim sağlayabilir. Ocak ayında 2023 falan böyle bir kendi ismini tekrar kendinden bahsettirebilir. Biden zaten öldü. Ona ölüm muamelesi yapın. Onu söyleyeyim. Amerika'nın başında şu an Biden yok. Biden çoktan cenaze. Biden nasıl ayakta kaldı? Ay, bugün de düştü zaten. Bugün de düştü artık. Bugün de düştü yani. Evet. Uçağı yeni yılda düştü. Ya ben şimdi şöyle söyleyeyim size. Biden arkadaşlar Amerika'nın başına gelmiş olan en büyük talihsizliktir. Onu söyleyeyim. Trump'a kızıyorlar da ben diyorum asılı çocuğu bence yani, Trump'la baydın. Irkçı mırkçı ama en azından Rockefeller'a res çekti Trump. Tamam mı? Ama arkadaşlar gerçekten hani ben tamam ırkçı. Yani Trump ırkçı bir adam. Hani, ama bizi ilgilendirmiyor arkadaşım. Yani sonuç itibariyle dünyanın ekonomik sistemine res çekmiş bir adamdır. Ve bu adamı bu yüzden indirdiler. Bu adam seçim falan kaybetmedi. Bu adam tamam mı? Rockefeller'a res çektiği için tahtından edildi. Öyle diyeyim ben size. Seçim falan yok. Size şunu söyleyeyim. Dünya üzerinde demokrasi yok arkadaşım. Tamam mı? Yok. Unutun onu. Dünyada hiçbir yerde demokrasi yok ki. Aynen öyle. Aynen tamam öyle. Yani, peki. Güzel bir şey ama gel gelelim yok ya. Yani. Şimdi burada okay. Kasım ayı gerçekten zor. 30 Ekim'den sonra özellikle diyorum bak. Arkadaşlar valla
Ekim ayında, yani şu 14 Ekim'den sonra kış uykusuna mı yatsak, ne yapsak yani? Kış yani şöyle diyeyim. Ha, Kasım'ın bana illa bir şey söyle. Kaşından bana bir şey söyle. Yani Kasım ayında bana illa zoraki bir şey yapmalıyım. Kasım'da bir şey yapmalıyım. Ne zaman yapmalıyım? 13 Kasım'la 15 Kasım'ı diyebilirim. Mesela maddi getir sağlayacak ama bu projenin geçmişten gelmesi gerekiyor. Yani yine bir şeyi yarım bıraktığım Mars retro olduğu için yeni girişimlere izin vermiyor. Özellikle 28 Kasım'da özellikle geçmişten kalan, bak bu şekilde konuşabiliriz burada. Mars'ın üçgen yaparak Satürn'e trine yaptığını görüyoruz. Burada zaten ben buradan diyorum, bir genç biri otoriteye geri gel, otoriteyle kontak kurdu diyor. Geçmişten gelen bir erkeğin otoriteyle kontak kurduğunu görüyoruz 28 Kasım'da. Yine ya da burada arkadaşlar yeni bir kanun düzenlenmesi yapılabilir. Yani yeni kanun düzenlenme, yani yeni demeyeyim, eskiden kalan bir kanun açığının burada halledilmesi yapılabilir. 28 Kasım'da. Otorite 30 Kasım'da otoriteyle önemli anlaşmalar imzalanabilir. Ondan sonra 15 Kasım ve 13 Kasım güzel, en azından bu anlamda 15 Kasım'ı işaretliyorum. 15 Kasım'da geçmişten kalan bir işi bitirmek, yine 28 Kasım'da geçmişten kalan bir işi bitirmek için gerçekten çok önemli, güzel bir tarih. Burada ya da böyle bir seyahate çıkmak, bir yere böyle gidiyorsunuz sanki. Böyle şey, Venüs, Jüpiter, yine bu mesela kredi almak için de burada Venüs böyle Akrep Burcu'nda, Balık Burcu'nda Jüpiter'le kontak kuruyor burada. 28 derece son döngülerde parayla ilgili bir meselenin hallolması, 15 Kasım'a bırakabilirsiniz. Yani 15 Kasım'da parayla ilgili bir meseleyi halledebilirsiniz arkadaşlar diyebilirim. Burada belki de bir kredi olabilir. Bu bir kredi, ikna etmek. Yani otoriteyi kredi konusunda, borç alma konusunda ikna edebiliriz. 13-15 Kasım buraları kullanabiliriz. Yani dediğim gibi, ama bunun dışında arkadaşlar 3 Kasım, 6 Kasım, 7 Kasım, 9 Kasım, 10 Kasım, 29 Kasım. Yine bunun yanında arkadaşlar 12, 13, 16, 26, 27, 29 Kasım. Bunlar gerçekten zorlayıcı tarihler. Burada bize yani çok önemli, yani çok böyle mecbur kalmadıkça buralarda önemli girişimler yapmamalıyız. Mecbursak da yapacak bir şey yok yani burada. Özellikle 7 Kasım'da ayrılmak için güzel bir tarih. Burada Venüs-Satürn'ün karesi var. Finansal anlamda çok büyük zorluklar içine sokar. Burada özellikle 7 Kasım'da bir girişim yaparsanız iflas etmeniz an meselesi falan diyebilirim. Yani Venüs-Satürn'ün otoritenin size ceza kesmesiyle ilgili. Venüs özellikle Akrep'ten geliyor. Burada sizi ciddi sorunlar bekleyebilir. O yüzden girişimlerinizi özellikle yapacaksınız da 13-15 Kasım yapabilirsiniz. Aralık ayına baktığımızda Mars retrosu devam ediyor. Özellikle bir Mars retrosu zaten 12 Ocak'a kadar devam ediyor. Yani biz 2023'e Mars retrosuyla giriyoruz. Burada bir de yetmemiş gibi 29 Aralık'ta Merkür retro. Yani biz Ocak 2023'e şimdiden söylüyorum, hem Mars hem Merkür retrosuyla gireceğiz. Yani hem Mars hem Merkür retro ya. Düşünebiliyor musun? Girmesek mi? Ne yapsak? Yani şöyle arkadaşlar 2022 ya 2023 ya bu nasıl, ne kadar zorlayıcı bir şey. Çok üzülüyorum. 2022 yani dip, yani 2022 dip olacak bir kere net. 2022 dip. 2023 de aslında şey gibi, bu yıl o dibin inşaat edilmesi, inşa edilmesi gibi 2022. Kalkınma gibi. Reklamları yani. Şimdi 2022, 2023'ün reklamı yani. Şöyle diyeyim, 2022'de düşeceğiz. 2023'te de kalkmamız gerekiyor. 2023'te tadilat var. Hadi bakalım. Yeni takvimde gelecek.
yeni otorite gelecek, yeni kanunlar çıkacak, yeni daha bu yılda kanunlar çıkacak ama. Ama bir şey söyleyeceğim, tamam mı? Yani yenilik yenilik falan güzel söylüyorsun da sevgili İlker Şahin. Şöyle bir şey var, bu aynı zamanda da zorlayıcı süreçlerin mi içine giriyoruz? Hani böyle of rahatladık boyutu yok ki, yani zorlayıcı bir... Şöyle söyleyeyim, özellikle arkadaşlar şimdi size gerçeklerden bahsetmem gerekirse. arkadaşlar, astrolojik olarak gelecekte sosyal, yani eskiden sosyal olduğunuz kadar olamayacaksınız. Yani bunlara alışsanız iyi olur. Yani eskiden arkadaşlarınızla birlikte AVM'de, çay bahçelerinde o günleri özleyeceğiz. Nasıl okumalıyız bunu? Yani neden? Bizi Metaverse projelerine bağlayacaklar. Metaverse'ü bize aşılayacaklar. Sanal dünyada arkadaşlarımızla buluşacağız. Ne yapalım? Bu da kaderimiz arkadaşlar. Yani özellikle ne olacak mesela? İşte eskiden ben en çok neyi özlüyorum biliyor musun? Kamp yapıyorduk arkadaşlarımla. Yani öğrenci arkadaşlarımla kamplarda buluşuyorduk. Birlikte kamp yapıyorduk. Astroloji öğretiyordum onlara yüz yüze. Belki bu yıl gerçekten zorlayacağım bunu yapmak için. Tekrar. Belki de son dönemleri artık yani. Gelecekte Metaverse var. Belki de gelecekte sizlere astroloji gözlükle anlatıyor olacağım. Belki de sizi Mars'a götürüp Mars'ta astroloji anlatacağım. Bu tarz ya. Şeyler. Kulağa hoş geliyor. Bu anlamda ama üç boyutlu bir hayat var. Bizi öyle bir şekilde sosyal, asosyal hale getirecekler ki bunu neyle yapacaklar biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu virüslerle yapacaklar. Ki yapıyorlar. Evet. Bunu virüslerle yapacaklar. Hani sen diyorsun ya ben aşı karşıtı biri değilim. Yani aşı olsan da yapacaklar, olmasan da yapacaklar. Bu şey aşı boyutu değil artık. Onu açtık. Bak bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir şey Nihal. Üzgünüm ama gerçeklerden bahsetmemiz gerekirse şimdi bu Satürn daha Neptün'e gidiyor. Satürn daha Neptün'e değecek 2024'te. Ama mesela size güzel taraflarından bahsedeyim. Canınızı sıkmayayım ya. Aa, evet. Güzel taraflarından bahsedeyim. Mesela şöyle. 2024'te Bitcoin çok büyük para edecek. Ve Metaverse çok Bitcoin önemli yer edecek. Evet. Vay. Ama bu yıl dip yapacak. Dip Mart yap, özellikle. Şubat'tan sonra dikkatli olun elektronik paralara dikkat. Şubat'tan sonra dikkat edin elektronik paralara ama arkadaşlar 2023'ten sonra Metaverse var ya. Özellikle Jüpiter-Uranüs kavuşumu var Boğa burcunda. 2024 yılında. Arkadaşlar ya bak paha biçilmez olacak. Ama şimdi Metaverse diye sizi tabii şimdi yeni çıkan projelere girmeyin. Özellikle bekleyin. Şimdi değil. Bitcoin alalım mı? Hayır şimdi değil. Ben dip yapmasını bekliyorum. Teknik olarak YouTube kanalımda da sizlere anlatıyorum. Arkadaşlar ben bir dip bekliyorum. Yani burada bir tepe gelecek ve aşağı çıkılacaklar diye bekliyorum. Ben o tepeyi göreceğim. Haftalık, aylık grafikler çökmek üzere. Bitcoin'de, Ethereum'da. Yani daha uygun fiyata alabiliriz. Yani dolayısıyla... Ne kadar beklemek lazım? Bunun için ne kadar beklemek lazım? Bu Nisan'da dipler var ama hangi dipler bunu bilemem. Ama ben size YouTube kanalından anlatıyorum. Anlık fırsatları sürekli değerlendirmeye çalışıyorum. Yani teknik grafikler sürekli değişken olduğu için astrolojik olarak bu ne zaman? Şunu söyleyebilirim yani 2024'te çok çok büyük tepeler var. Yani çok önemli. Yani bunu altınla falan yapamazsın böyle bir kar. Yani altınla böyle bir kar elde edemezsin. Altınları satalım mı? Yok ben satmayacağım ama ben yeni yatırımlarımı 2022 Nisan ayından sonra ondan sonra kripto paralarla ilgili özellikle gördüğüm Metaverse projelerine yani burada Sand en çok dikkat çeken projeler Mana, Sand ondan sonra PTM özellikle ve Ethereum mesela gelecekte çok güçlü olacak. Özellikle AVAX
çok konuşulan projeler olacaklar. Çünkü Avax'ın halka arz edim miktarı da çok az. Yani o yüzden zaten Avax çok değerli. Çok ciddi pamplar yapıyor. Bant, Aliz. Bunları çok konuşacağız gelecekte ama Mina, Mana, hani bunlar önemli şeyler. Ama şöyle bir durum var. Bunlar bir yıkım geçirmesi gerekiyor. Yani bunlar bir dip yapsın. Bekleyelim. Nasıl? Şubat, Mart, Nisan bunların dibi. Ama bu yıl 3 defa arkadaşlar kriptolara darbe inecek. Birisi Şubat ayında. Mart, Nisan ayında. Ve Aralık ayında. Yani burada ne kadar hani böyle tam Bitcoin tekrar kalkıyormuş gibi olacak. Bir daha vuracaklar. Ondan sonra bir büyük bir ayı sezonu diyebilirim 2022 için. Kripto paralarda. Ama şöyle bir şey. Öldü mü kripto paralar? Hayır. Kripto paralar öyle bir kalkacak ki ayağa. Var ya bak size şunu söyleyeyim. Arkadaşlar gelecekte sadece kripto para konuşacaksınız. Evet. Hatta altın bile kripto para olacak. Yani altını bile kripto yapacaklar. Gümüşü bile kripto yapacaklar. Ondan sonra fiziki mal alma konusunda bence hani bize yasak getirecekler. Devletler fiziki mal toplayacak. Ben de buna kesinlikle katılıyorum. Fiziki malda ya kota gibi bir şey ya yasak bir şeyler olacak. Bizim elimizdeki fiziki malları istiyorlar. Çünkü yani bunu ya bizi manipüle ederek almaya çalışıyorlar. Fiyatları düşürerek bizi hızlı satışa sevk ederek. Mesela geçen de manipülasyon oldu. Fiyatları düşürdüler. Değil mi? Bir sürü insan panik satışı yaptı. İşte kilis silkelemesi yaparak devletler senin elindeki o şeyi kapmaya çalışıyor. Ondan sonra malı almaya çalışıyor. Yastık altındakini çıkarmanı sağlamaya çalışıyor. Fiyatları aniden silkeleyerek. Bunlarda yani mesela bu yıl altın çok feci hamleler yapacak özellikle. Altın ve gümüş gerçekten çok önemli pikler yapacak. Ben dediğim gibi özellikle kripto paralarla ilgili şu Şubat Mart diplerini yani şu Mart Nisan diplerini bir göreyim. Yine kendi YouTube kanalımdan sizlere video açıklayıcı grafiklerle paylaşıyorum. Ondan sonra yine benim bir Astro Spoiler grubum var. Burada özel birçok parayı burada inceliyoruz. Finans yatırımlarını inceliyoruz teknik anlamda, haber anlamında. Bu çok güzel. Onları değerlendirmeye çalışıyoruz. Ondan sonra sizleri de bilgilendirmeye çalışıyorum bu anlamda. Ama kripto paralar için biraz daha erken, erken demeyin. Ben kripto paralarla anlık işlemler yapıyorum. Ama güvenmek için erken. Yani böyle hani mesela altın alıyorsun da hani aylarca elinde yıllarca tutuyorsun ya. Kripto paraları tutamazsın şu an. Yani alırsan tepeden alırsın bir çökerse problem yaşarsın. Ama gelecekte kripto da altına güvendiğin gibi güveneceksin. Altın yine güvenli bir yatırım olarak gözüküyor. Peki en güvenli yatırım aracı altın, gümüş ve arsa. Yani bunlar yani şu anda en güvenli. Ama gelecekte dijital arsa. Ha dijital arsa nasıl biliyor musun? Yani Uranüs Boğa ne demek? Uranüs Boğa'ya girdikten sonra arsa dijital. Bak önce mesela ben hatta bunu öğrenci arkadaşlarımla paylaşmıştım. Demiştim ya bu dijital arsa demek ne olacak ya? O zamanlar Metaverse'ün adını bile anmıyorlar. Dedim ki ya dedim ne olacak dedim. Dijital dedim farm gibi şeyler mi yapacaklar? Hani tarla ektirip biz hani tosuncuk vardı ya. Öyle bir oyun da var hatta. Sistemde var o biliyor musun? Bak, onu 10 dedim, sene önce bu. Evet aslında o tosun var ya asrın en büyük projesini yapmıştı. Ya, o çocuk dolandırmadı da bak ben size bir şey söyleyeyim mi? O, ben Tosuncuğun dolandırıcı olduğuna şimdi beni taşlamasın herkes yani lütfen bu benim astrolojik verilere dayalı olarak söylüyorum. Tosuncuk bir dolandırıcı değil arkadaşlar. Tosuncuk neden kaçtı biliyor musunuz siz gerçekten? Kriminal astroloji olarak ben bu konuyu inceliyorum. Tosuncuk aslında şimdi söyleyeceğim yasal inşallah bir şey olmaz. Başımız belaya girer. Bence hiç söyleme, hiç girmeyelim onlara. Girmeyelim. Şöyle, yorumlar geliyor. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Türkiye'nin içindeki mafyalar Tosuncuğu sömürmeye kalktılar. Tosuncuk da kaçtı.
olay bu. Astrolojik olarak bu. Okey. Peki. Çok sağlamdı. O tosuncuya kızdığınız... Peki. O kızdığınız projeleri... Ya kızdığınız projeyi şu anda önünüze Metaverse olarak koyacaklar. Okey. Çok teşekkür ediyorum. Arsa aldıracaklar size arkadaşlar. Evet. Var mı sormak istediğiniz bir şeyler? Bak şimdi aslında sorular var. Onları sormak istiyorum ben. Zaten 2 saat oldu. Çok ciddi anlamda çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir performanstı. Evet. Ve birçok kişi suya ve tuvalet ihtiyacını bile gitmeyen 400 kişiden bahsediyorum. Herkes tık nefes bizi dinledi sağ olsunlar. Evet. Şimdi şunu sormak istiyorum. En zorlayıcı bu yılın ama spesifik olarak yani böyle isim olarak diyelim ki mesela en şanslı burç bu yılın en şanslı burcu hangisi? Bu yılın en şanslı burcu şöyle spesifik olarak Jüpiter balığa geçeceği için balıklar. Bu yıl balıklar. En şanslı yükselen balık ve güneş balıklar. Ama o da haritaya göre bakın. Ondan sonra yine bak ben size şansların nereden geleceğini söyleyeyim size. Tamam mı? Şansların nereden geleceğini söyleyeyim. Ondan sonra burada bir dakika. Yani İkizler Burcu da çok şanslı. Yine kariyer noktasında önemli girişimler yapacaklar. İkizler Burçları da çok şanslı. Kariyer konusunda... İkizler ve Balık. Koç burçları 11 Mayıs'tan sonra önemli bir şans ve avantaj elde edecekler ve hareket başlayacak hayatlarında. Yükselen koçlar ve güneş koçlarda çok önemli girişimler başlıyor. Yine yükselen balık, güneş balık da çok önemli girişimler başlıyor. Mayıs'a kadar burada ama Mayıs'tan sonra mesela yükselen balıklarda arkadaşlar 11 Mayıs'tan sonra parasal gündemleriniz artmaya başlıyor. Maddi imkanlarınız artmaya başlıyor diyebilirim. 11 Mayıs'tan sonra ikizler, yükselen ikizlerde ondan sonra kariyer konusunda önemli girişimler yapmanızla ilgili bir pozisyon var. Ben en iyisi şöyle mi şöyle gidelim mi? Kısa kısa size şeyi bahsedeyim. Yükselen çok kısa olarak dedim ya yani ara bile vermedik. İnsanlar kalkıp ihtiyaçlarını gideremiyorlar. Tamam. Onun için çok kısa burçlar üstünden de geçelim vedalaşalım. Tamam. Yükselen koçlar arkadaşlar bu yıl yükselen koçlar ondan sonra 11 Mayıs'tan sonra çok büyük hareketlilik başlıyor hayatlarında. Ondan sonra yükselen boğalarda ondan sonra yükselen boğalarda özellikle sosyal çevre artıyor. Şeyden sonra 11 Mayıs'tan sonra tatil imkanı yakalayacaklar ya da freelance gelirler. Ya da ruhsal gelişimler, ruhsal öğretilerle ilgili özellikle böyle girişimlere daha çok merak saracaklar gibi duyuyor ama 11 Mayıs'a kadar çok önemli böyle projeler, yeni umutlar, yeni girişimler, sosyal aktivitelerin içine girecekler. Okay. Yükselen ikizlerde kariyerle ilgili çok önemli değişiklikler var ve değiştirme imkanı ve 11 Mayıs'tan sonra çok önemli projeler, yine arkadaş çevreleri, sosyal cemiyetler yani böyle artıyor, çevreleri artıyor ve çok önemli bazı şeyler. Yükselen yengeçler arkadaşlar. Özellikle yine yükselen yengeçlerde çok fazla seyahat avantajı, mahkeme işlerinde, hukuki işlerde başarılı ve akademi konusunda çok önemli girişimler. 11 Mayıs'tan sonra böyle sizde kariyerle ilgili çok önemli girişimler olacak yükselen yengeç. Yine yükselen terazilere baktığımızda yükselen teraziler 11 Mayıs'a kadar iş hayatınızla ilgili çok önemli başarılar imza atacaksınız. Sağlığınızla ilgili bir şeyler varsa eğer şifa bulacaksınız. Ondan sonra yükselen teraziler 11 Mayıs'tan sonra evlenebilirler. Evlilikle ilgili ya da eşleri üzerinden çok büyük bir avantaj elde ediyorlar. Eşleriyle birlikte bir yerlere seyahate gidebilirler vesaire böyle gündemler oluşuyor yükselen terazilerde. Eşten avantaj. Yükselen akreplere gelince yükselen akrepler aşk.
Valla bu yıl özellikle Mayıs ayına kadar çok önemli aşklar böyle, aşk hikayeleri. Ondan sonra 11 Mayıs'tan sonra da çok önemli iş projeleri. Yüksel akrepler, iş kurmak, uluslararası seyahatler, özellikle taşınmalar, tadilatlar, hani bu böyle bir yerlere taşınmak, bir rutin hayatın gelişmesi. Yani normalde yüksel akrepler bu yıl rutinde olduğu gündemini 11 Mayıs'tan sonra değiştirmek isteyecekler. Yani belki de bunu bulundukları mahalleyi terk ederek, belki de bulundukları ülkeyi terk ederek, belki de kısa seyahatler yaparak. Ama 2023'te gerçekten akreplerde çok önemli hareketlilik var, onu söyleyeyim. Ondan sonra yine yükselen yayda arkadaşlar, yükselen yay burada usta, çok fazla tabii, yükselen yayın burada dördüncü evinden geçecek, özellikle Jüpiter. Burada ev bark edinmek, arsa tapu emlak işleri, aile konusunda böyle aileyle ilgili, mesela ailesinde sağlık ile ilgili bir sorunu olan biri varsa, ya yani, şayet yükselen yayların ailesinde hasta olan birilerine şifa bulması, ondan sonra gibi gündemler, ondan sonra uluslararası seyahatler, 11 Mayıs'tan sonra yükselen yaylar çocuk bekliyorsa eğer, böyle çocuk sahibi olmak, aşk hikayeleri, aşk, çocukla ilgili gündemler diyebiliriz. Akreplerde de böyle aşk dedim ama çocuk da olabilir. Yani burada 5. ev etkileşime geçiyor çünkü. Burada yükselen oğlaklarda, yükselen oğlaklarda arkadaşlar, burada şeyi atladık. Atlamışım, burada ezberden gidiyorum. Dört tane burcu atladık. Şimdi geleceğim onlara da. Yükselen oğlaklarda Şimdi o zaman bir kişiyi canlı yayına alacağım. Bak, bir kişiyi canlı yayına alacağım. yükselen oğlaklarda özellikle önemli anlaşmalar var. 11 Mayıs'a kadar, 11 Mayıs'tan sonra da ailevi konularda yine çok büyük hareketlilik ya da böyle uluslararası seyahatler gündeme geliyor. Yine ailenizden şifa bekleyen birileri varsa bunu da gündem oluşabilir. Yükselen kovalarda yine, yükselen kovalarda para var. Bu yılın gerçekten en çok para kazananları kim derseniz eğer, balıklar, kovalar. Kova dönemi bitti. Kova bitti. Yükselen kovaydı ya geçen. Yok. 2020. Kovanın ikinci evinden geçiyor. Bu 11 Mayıs'a ikinci evi. kadar kovalar, 11 Mayıs'a kadar kovalar özellikle para ile ilgili çok büyük imkanlar buluyorlar, yükselen kovalar. Çok Sonra güzel. kovanın üçüncü evine giriyor. Mesela yükselen kovaların şeyden sonra, 11 Mayıs'tan sonra çok önemli seyahatleri var, çok önemli anlaşmaları, çok önemli okullar, böyle önemli bilgiler falan filan. Ah, Yine çok iyi. yükselen aslanları unuttum, bana kızmasınlar. Yükselen aslanlar, arkadaşlar, yükselen aslanlar da burada özellikle kredi imkanları, ortak gelirlerden çok önemli fırsatlar, ortak gelirlerden edecekler. Kasım şey 11 Mayıs'tan sonra özellikle seyahat gündemleri çok olacak ve onların da hukuki prosedürleri özellikle 11 Mayıs'tan sonra olursa daha olumlu sonuçlar alabilirler. Diyebilirim. Başakları unuttuk. Başaklar arkadaşlar Kaç yine tane burcumuz Başakları unuttuk. Başaklarda da şu var arkadaşlar. Onlarda da bir evlilik gündemi ve ortak gelirler konusunda artış diyebilirim iki kelimeyle. Balıklar zaten bu yılın en şanslı burçları. Aslında bakarsanız şöyle söyleyeyim. Balık, Koç, Kova, ondan sonra bunlar çok ön plana çıkacaklar bu yıl ama haritası müsait olanlar. Yani şimdi burada Doğumda. haritası müsait olanlar. Yani mesela örnek, Balık burcunda mesela T karesi varsa, bir kare etkileşimi, bir zor bir gezegen varsa Jüpiter oradan o zorluğu patlatır da geçer. Yani burada hani Okay. haritası, ama mesela örnek Balık burcunda, mesela sen diyelim ki Yay burcusun. Aslında bu yıl avantajlı gözükmüyorsun. Ama senin Balık burcunda diyelim Jüpiter trigonu varsa yayları da burada konuşabilir. Yani bu aslında çok spesifik bir olay. Yani herkese göre durum değişir. Yani aslında yılın en şanslı burcu diye bir şey yoktur. Ama magazinsel olarak insanlar bunları soruyorlar, merak ediyorlar. Biz de
Yani hani o tarihe denk geliyor ya, o tarihler bazında soruyorum. Kılıç uyduruyoruz yani. Burada diyorum ki yani bunlar, ama kişisel haritaya göre durum değişir, yine onu söyleyeyim. Okey, o zaman bak şimdi bir canlı evet. yayın konuğum olacak. İzninle alıyorum. Alabiliriz. Alıyorum. Belgin mı? Ha? Belgin mı yoksa? Ay yok. Evet. Belgin Hanım yok. Evet sevgili avukat, Mizgin'i alıyorum. Bakalım soruları. Soru sorsun bize. Hoş geldin. Merhaba. Bak sabahtan beri merhaba. Avukat Mizgin diyorum. Herkesle tanıştıralım. Selam, nasılsın? Evet. Merhaba. Yıllar. Gerçekimiz ne? Mutlu yıllar. Mizgin. Mizgin. Gerçek adım. Ha, anladım. Mizgin'cim seni anladım. Duymakta biraz zorlanıyoruz. Şöyle. Yani en azından ben. Nasılsın? İyi misin? Mutlu yıllar, iyi seneler. Güzel kızın nasıl? Çok teşekkür ederim. Her şey yolunda. Çay keyfi yaparak sizi izliyorum ben de. Oh, şahanesin. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bak şimdi sevgili İlker Şahin, astrolojinin prensi. Dedik ki teker teker gün gün, o kadar yorduk ki onu, teker teker gün gün bu yılı değerlendirdi. Sonsuz teşekkürler. Ne sormak evet. istersin? Bu akşam gecenin mottosu. Valla evet. emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bilgilendirdiniz. Bilgilerden evet. kızla bir şeyler söylerse çok memnun olurum bu arada. Acayip bilgiyim ben de astrolojiye karşı. Çok seviyorum. Evet. Kişisel haritanızı bilmeden bir şey söyleyemem ama doğum tarihinizi söylerseniz eğer bir sakıncası yoksa tabii kısa ki. Bir bilgi verebilirim. 16 Ekim 1984. 16 Ekim evet. 1984. Saat kaç? 21.45. Adıyaman. Neresi? Adıyaman. Merkez. Tamam. Hı hı. Ay çok heyecanlandım bu arada. Evet. Heyecanlandım. Üçümüz konuşuyoruz. 16 Ekim 1984 21.45 Adıyaman. Doğru mu? Yükselen yengeç 4 derece. Aynen doğru. Evet. Şimdi burada şöyle bir bakalım haritaya nasıl çalışıyor bu haritamız. Özellikle 2017 Aralık, 2018 Ocak, Şubat, Mart senin için ikili ilişkilerde çok gerilimli geçmiş, doğru mu? Evet. Çok tırnağını sallamaya çalışıyorum ya. Çok kilo vermeden kafamı sallayarsam. Evet. Şimdi haritanın nasıl çalışıyor? Evet. Çok gerilimli bir dönem geçmiş senin orada. Şimdi evet, önünde ne var? Peki önümüzde şimdi hangi transitler var? Geçmişe. Evet. Bu yıl özellikle şuna dikkat edeceksin. Bak sana bir tarih veriyorum şimdi. Bak. Çok önemli. Tamam mı? Seni çok önemli bir dertten kurtaracağım. Eğer bunu tabii ki önden fark edebilir ve tedbir alabilirsen şayet çok önemli bir beladan kurtulacaksın. Onu söyleyeyim. Ama dikkatli ol orada. Tamam mı? Tabii ki. Nasıl? Bir dakika. Evet. 2023'ün 2 Mayıs'ı. Ama sen Şubat'tan itibaren tedbirli olmanı istiyorum. 2023 2 Mayıs. O gün senin çok önemli bir arkadaşın veya çok önemli güvendiğin birisi ve aranda çok kötü bir olay var. Burada, yılan. Yılan. Evet yılan. Evet bir yılan diyebilirim. Kadın mı? Kadın o zaman. Ya genelde şey yılan kadın mı? Ya öyle hissettim. Burada evet yani çok böyle entrikalı bir şey. Senin arkandan bir şey çevriliyor ve o anda çıkıyor ortaya. 2 Mayıs'ta çıkıyor ama olay Şubat ayından başlıyor. 2022 Şubat'a dikkat edeceğim. Hayır, 2023 ben birazcık öteye gittim. 2 Mayıs. Alarmını kur. Burayı.
Yayını kaydederseniz tekrar tekrar izleyeceğim. Herhalde evet. Yayını kaydedeceğim. Biraz daha erkene gelelim. Mesela biraz daha erkene gelelim. Burada şimdi sen bu yıl özellikle Jüpiter Transit'ten çok güzel etkileneceksin. Kariyerinle ilgili çok önemli girişimler, emlak, ondan sonra edinmekle ilgili, ailen, annenle ilgili, ailenle ilgili çok önemli gelişmeler, olumlu gelişmeler olacak hayatında. Ondan sonra özellikle sen bir işi bırakmak istiyorsan şayet, bu Şubat ayında falan bir işi böyle aniden koparıp gönderebilirsin, bir işten ayrılabilirsin. Ondan sonra yine kariyerinde çok önemli hedeflerin olacak. 2022'nin 11 Mayıs'ından sonra daha çok böyle sosyal aktivitelerin içine gireceksin. Ondan sonra daha fazla yeni proje elde edeceksin. Ondan sonra diyebilirim. Bu sana ne getirir biliyor musun? 2022'nin ilk 4 ayı, ilk çeyrek sana özellikle Mayıs ayına kadar özellikle Şubat, Mart ayında burada bir kariyerle ilgili bir ikili birliktelik, bir kariyerinle ilgili birileriyle bir ortak bir projede yer alabilirsin. Böyle bir şeyin sinyali var mı hayatında şu anda? Yok. Ama olursa söyleyeceğim. Evet. Yani şöyle diyeyim. Burada tabii ki bu hani evli misin, bekar mısın bilmiyorum ama bu bir evlilik teklifi de olabilir. Burada Jüpiter çünkü en tepe noktada. Hoş geldin. Müsaitsen gel. Ne yaşayacaksın? Bu Oğlak Burcu'nda hani Mars seksili var. Eril bir figür de var. Bir, yani bu bir kariyer anlaşması da olabilir. Yani kariyer anlamında da bir anlaşma olabilir. Bir eril figürle. Gergin müsaitsen gel. Bu da ya da bu bir eril figürle birlikte bir evlilik anlaşması da olabilir. Yani bir ikili ilişki başlangıcı da olabilir diyebilirim. Ama daha çok yani Mayıs ayına kadar emlak almak için güzel bir dönem. Özellikle annemle ilgili, yuvanla ilgili çok önemli olumlu gelişmeler var. Diyebilirim. Şansın çok artmış olacak. Ondan sonra sadece iş hayatınla ilgili. Belgin'im ne var? Belgin'im canım hoş geldin. Aşkım. Merhaba yıllar. Şimdi ne var? 4 kişi oldu. Siz. Şimdi burada. Şimdi bak. Bak İlker. Şimdi evet. Tabii şu an girdim. Tabii ne yorum yapıyorsun bilmiyorum bu kıza ama bak şimdi bu kız yani böyle takıntıları var. Hassas ve kırılgan. Bak ince ruhlu. Evet. Geçmişi affetmiyor. Şöyle bir geçmişi özgür bırakması lazım. Evet. Ya zaten özellikle o bak ilk açtım da bak açtım gibi haritayı dedim ki 2017 Aralık 2018 Ocak, Şubat 2019 ya. Falan senin çok gelinli geçmiş yani diğeri girdim. Kim Belgin Dal diyordun bak yanında şimdi yanında ne şanslı bir kız bak İlker Şahin bir yer evet. Şu var çok yeni bence yeni yılın hediyesi. Acayip bir hediye oldu. Bundan sonrası nasıl olur bilemiyorum. Dönüyor. Sen şimdi bir doğum tarihini ver bana bakayım. Aygün olarak var. Şu haritayı İlker. Kim İlker? Ben mi? 16-10-1984 21-45. O şu anda şokta. Bu arada ben ilk defa canlı yayına katılıyorum. Benden doğru tarihsiz anlamadım. Yok. Ya bana ben karıştırdım ya şu an. Yok. Şimdi ben aniden
Ve gireyim bakayım ne yapıyorlar dedim. Bu arada ders çalışıyorum arkamda işte. Ben de canlı yayından çıktım. Canımsın. Bir baktım dedim ki bunlarınki devam ediyor. Ben zaten Nihal'e dedim. Nihal dedi ki belki seninle dedi canlı yayın yapalım mı? Kızım İlker'le yapıyorsun dedim. Sen dedim sabahlara kadar devam eder o yayın. Ya bizim online dersler mesela 2 saat diye başlar. Ben 20 saat ders yaptım online ders. Bir dersimde arkadaşlar anlatıyorum arkadaşlar diyorlar anlat hocam falan saat 3 tamam gece 3. Millet uyuyakaldı ama ayıp olmasın diye beni açık bırakmışlar. Derse bakıyorum derste 30 kişi var. Ben anlatıyorum ama derste kimse yok. Ben tek başıma anlatıyorum. Ay inanmıyorum ha. Peki şimdi hocan kim? Ben de öyleyim. Sonra ne oldu biliyor musun? Arkadaşlar dedim istersen bitirelim dedim. Ses yok. Yani cevap yok. Bir şey söyleyeceğim. Cevap yok. Ama bakıyorum 30 kişi var. Arkadaşlar orada mısınız falan diyorum. Yok. Dedim ha tamam anlıyorum dedim. Yani ayıp olmasın diye buradasınız ama çok da uyudunuz sen. Zaten saat 4 olmuş. Peki. İlker bir şey söyleyeceğim. Ben gibi yapacaksın. Arada ne diyeceğim biliyor musun? Lütfen yüzleri göreyim yorum yapacağım diyeceksin. Kızım bak. Şimdi gördüm. Hemen yorum yaptım. Şimdi doğum tarihi söyle bakayım. Bir de bizim sınıf 1984. Çok akıllı. Diyor ki ya şimdi de yatalım desem hani o arkadaşlar dese hadi hocam uyuyalım artık deseler. Ne oldu? Tamam mı? Bana diyorlar ki yok hocam devam et diyorlar. Ben devam ediyorum. Belki onlar de. Yapmış. Yani uyumuşlar. Ben hala anlatmaya çalışıyorum orada. Peki o zaman bu akşamın şanslısı sevgili avukatımız Mizgi ve 16-10-1984 21-45 şimdi 16. Saatini falan ben astrolojiyi de bilmem bak şimdi ben aurayı bilirim. Doğum tarihi, horoskop tılsımlı taşlarını bilirim. Buna göre yorum yaparım. İlker yapabilir miyim? Önce tabii senden... Tabii ki ya. Ya üstad sen bana... Ben çok utandım burada ya. Program sizin programınız. Yani böyle daldığım için... Birlikte sizi... Yani, sen de bizimsin. Nihal dedi gel deyince hadi dedim geliyorum. Şimdi sen de bizimsin. 4 yaşında bir korkusu oluşmuş. Anneyle alakalı çok hassasiyeti var tamam mı? Bir defa anneyle arasındaki bak sevgi bağını değil kader bağını kesmesi lazım. Çünkü hep güvensizlik yaşıyor. Yani bir erkeklere karşı güvensizlik yaşıyor. Artı 23 yaşında ve 24 yaşında. bir de öyle sanki teknik aşk tarzında sizlerin astrolojik olarak karşılıkları var. Ben bilmem. Bak astroloji bilmem. Yani astroloji kısmı sende. Tamam mı? Şimdi bu kızı arındırmak lazım. Bu kıza böyle bu yılda yeni bir aşk getirelim. Yani tamam mı? Ay, evet. Bence bir heyecan olsun. Kalbinde bir vicdan şöyle sallansın. La ötesi mi var bunun? Değil mi? O kadar. Yani şöyle şu an zaten Mayıs ayına kadar yani ikili ilişkiler tarafı dolu olacak. Yani ikili ilişkiler konusunda aksiyon olacak hayatında ondan sonra diyebilirim. Çünkü Akrep burcundaki planetler ve Oğlak burcundaki planetler aktif oluyor. Şimdi sen bu kızımızın bir de nazarını görüyor musun? Ama son 6 senedir nazarı var bu kızın. Her şeyi tırnaklarıyla götürüyor. Evet. 2 senesi daha ağır geçiyor. Ne yapacağız şimdi bunu? Ha? Şiron bunda ikizler. 12. evde. Bu tarz insanlar 12. evde Şiron ikizler olan arkadaşlar çok çabuk nazara gelirler. Çok çabuk sözel etkilenirler. Psikolojik depresyon yatkındırlar. Söylediğini ben söyleyinceye kadar hadi biz şimdi bakayım. Ya ay çok şahane ya. Bunu bir şey diyeyim. Astrolojik karşılıkları var.
Yani görebiliyor musun? Mesela harita burada. Mesela bakın şu anda. Bu arada kırdım. Ay yazık ya, İspanya'da gidiyorsun. Ya teşekkür ediyorum. Bak, benim enerjime dayanamadınız. Uykular. Bir tane şöyle. Kızımız dinlerken bak şimdi tak 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 bütün hepsini hatırladı. Ya bilgisayarım dayanmadı İlker. İşte enerji kardeşim. Aynen. Şimdi evet. Gerçekten. Ya şey var bir ara böyle bu Instagram'da 3-4 bu şekilde canlı yayın olur diyorum ya. Ben valla pek fazla hani sosyal medyayla pek ilgilenmiyorum. Özellikle Instagram kısmıyla, YouTube kısmıyla ilgileniyorum. Aynı anda böyle 3-4 kişi konuk olabiliyor ama. Aa süper. Allah. Bu bize özel bir şey. Fakat sevgili arkadaşlar, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ve gerçekten ne olur Nihal Hanım, saat şu anda yani 0:12 ve insanlar su içmeye çay içmeye kalkmadılar. Bu güzel program için herkese çok teşekkür ediyorum. Hepimiz böyleyken bay bay yapacağım. Sevgili Berbin, yarın akşam beraberiz. Beraberiz bir tanem. Sevgili İlker Şahin, çok teşekkür ediyorum. Ama ben bana güzel gece için. Ay, ben teşekkürler. Şimdi bölmüş olmayayım. Yok zaten bir ama Belgin'im 2 saattir programdayız ve gerçekten insanlar yerinden kalkmadılar artık. Sevgili Mezin'im, öpüyorum kocaman seni. Ben öpüyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz, bir dakika. Yorumlar nasıldı? %100 doğru. Tavsiye edebilirim. Şöyle, madem yeni yılın ilk günü, yaşam bize güzel. Sağ elinde eğer mühür alem varsa mühür alemin, mühür alem yoksa hiç önemli değil. Sağ elini sol dizine koyuyorsun. Tamam mı? Sağ elin sol dizinde. Sol elin göbeğinde olacak. Ve diyorsun ki Kerim Vahap, bu esmayı çekeceksin. Tamam mı? Yani ona göre benden sana al tiyo. Süpersin. İlker'le iletişim kuruyorsun. Sana Şiron'unu, Lilith'ini, Lilith'in neredeyse evet. Ben de bilirim var zaten. Bu, Belgin Hanım'ın anlatmış olduğu olayın teknik olarak yansımalarını bana sorabilirsin. Gezegensel fonksiyonlarına ben bakıyorum. O zaman şöyle yapsın. Instagram'dan sana sorsun, olur mu? Tabii. Bana mı? Bir yandan evet. Süpersin. Peki. Yardım olurum. Problem yok. Teşekkür ederim. İlker bir harika uykusu gelmiş demek ki. Ha bir de kapatacağım diye uğraşıyor. Yani... Hayır. Bana gelin biliyorsun. Ancak Yahoo televizyonda bile reklam arası var ya. İnsanlar saattir oturuyor. Arkadaşlar al. Bak bir şey. Bir ara dörtlü yine bu kadro böyle bir canlı bir oluyor. Biz bir kez gibi oturuyoruz. Sen bir de buraya alayım buraya. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Alma verme dengesini tabii ki koruyoruz. Nihal Dursak YouTube kanalı, konuklarıma YouTube kanalına lütfen abone olmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bizi dinlediğiniz, bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Başka bir programda görüşmek üzere ama yarın akşam sevgili Berdin Dağ'la birlikte yine biz burada olacağız. Kocaman öpüyorum. Tekrar herkese iyi yıllar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok öpüyorum. Eğer ki böldüysem hepinizden de özür diliyorum. Olur mu öyle şey? Olur mu hiç öyle şey ya? Seviyoruz. Cansın. Seni seviyoruz. Çok bak, teşekkürler. Daha yeni girmeye başladı. Bak sayı artmaya başladı. Aynen. Yayını tekrar mı yapsak? Hoşçakalın. İyi seneler. Teşekkürler. Hoşçakalın. Sevgiler.